Evet, geçtiğimiz hafta hikayeden bahsetmiştik. Hikayenin oyunda ne kadar önemli bir yeri olduğundan. Şimdi hikayenin içerisinde önemli bir yeri olan karakterden bahsetmeyiz. Tabii ki karakterlerin oyun içerisindeki yeri de çok önemli. Ama genel olarak hikayeyi devam ettirirken götüren şeyler oldukları için karakterler hikayede önemli bir yer tutuyorlar diye kabul ediyoruz. Burada şöyle bir şey var. Oyuncu oyunu oynarken hikayeden eğlenmek için karaktere de bağlanması gerekiyor. Aslında karakter onlara bir duygusal tepki şey yapıyor, yaratıyor. Çünkü olaylar karakterlerin başına geliyor. O yüzden bizim için doğru karakteri doğru şekilde yaratmak çok önemli aslında. Karakter tasarım tarafı. Sadece bu görsel anlamda değil, duygusal veya işte ne bileyim böyle karakter özellikleri anlamında da çok önemli bir hale geliyor aslında. Ve bu karakterler doğru tasarlanmadığı zaman, doğru düşünüp de doğru bir şekilde hani yeteneklerinden şeylerine kadar, duygusal tepkilerine kadar veya işte özelliklerine kadar doğru bir şekilde tasarım olmadığı zaman bayağı bir eksik bırakıyor. Hikayede bir boşluk yaratıyor ve oyuncuya şey hissi verebiliyor. Hani yani bu olmamış ya niye böyle ki diye sordurtabiliyor. Çünkü karakterlerin genel olarak hani oyun içerisinde bir şekilde oyuncuya orada olduğu hissini vermesi lazım. Karakterler bunu sağlıyor. Sadece hikaye veya sadece mekanikler vesaire değil. Karakterler de bayağı ön plana çıkıyor bu konuda. Peki karakterlerin nasıl şeyleri var, özellikleri var? Birkaç tane ufak tefek şeyden bahsedersek. Birincisi karşılaştırma metodu olarak bakarsak biz karakter dediğimiz zaman aslında bir taraftan işte dizi, film, bir tarafta kitap, bir tarafta oyun. Üç farklı karakter tipinden bahsedebiliriz aslında. Bunların arasında genelde kabul edilen şey en azından doğru bu. Kitap yani literatür karakterleri daha derindir diye kabul edilir. Niye? Çünkü literatür karakterlerini veya kitap karakterlerini biz arka plandaki düşüncelerini de okuyabiliyoruz. Hani tamam filmde veya kitapta da bunlar verilebilir, filmde veya oyunda da bunlar verilebilir bir şekilde doğru evet ama çok sık yapılan bir şey değildir aslında. Özellikle oyunlarda karakterlerin düşüncelerini pek duymayız, pek görmeyiz. Bazı oyunlar bunu verir ve güzel bir şekilde verir ama genelde buna pek yanaşılmaz. Burada genel olarak kitaplarda en yoğun olarak bunu görüyoruz. Karakterlerin düşüncelerini, belki eski yatılımalarını, belki birbirleriyle konuşurken ki arka plan düşüncelerini hani iki karakterin birden bile olabilir aynı anda. Genelde ana karakter için yapılır bunlar ama sonuçta bir şekilde mental bir varlık olarak görebiliyoruz o karakterleri. Ama filmlere geldiğimiz zaman genelde physical'a bir tık daha yakın çünkü aksiyonları daha ön plana çıkmaya başlıyor. Çünkü orada da evet bir mentallik var. Bazen düşünceleri duyabiliyoruz, bazen hareketlerin arkasındaki planları, mantıkları falan dinleyebiliyoruz. Ama genelde physical'a bir tık daha yakın oluyor filmlerde. Oyunlarda ise neredeyse tamamen fiziksel şeyler oluyor. Aksiyonlardan, konuşmalarından çıkarmaya çalışıyoruz karakterlerle ilgili özellikleri. Düşüncelerini çok duymuyoruz. Dediğim gibi bunu yapan oyunlar da var tabii ki. Bu bir must değil, illa physical olmak zorunda değil oyunlarda karakterler. Ama mental tarafı, yani şey tarafı, zihinsel tarafı biraz da arka planda kalıyor aslında. Diğer taraftan kitaplarda daha realistik karakterler oluyor, daha şey oluyor, gerçekçi karakterler oluyor. Oyunlarda çok daha fantastik karakterlere gidebiliyor. Yani fantastik karakterden kastımız inanması güç böyle bir şey gerçekte olamaz. Mesela çok basit bir su tesisatçısının gidip şeylerle savaşabiliyor olması. Büyük kötü kaplumbağalarla falan savaşabiliyor olması gibi Mario'da olduğu gibi. Gerçekçi değil aslında baktığınız zaman ve öyle güçler olamaz, öyle zıplayamaz, onları yapamaz diyoruz. Daha fantastik bir karakterden bahsediyoruz. Gerçekte böyle bir şey yapamazsınız. O yüzden ha şey yok mu? Fantastik filmler, diziler, kitaplar mı? Tabii ki var. Ama orada bile karakterler biraz daha oturaklı oluyor aslında. Yani bir Mario kadar fantastik bir karakter olmuyor kolay kolay kitaplarda aslında. Yüzükler Efendisi'nde bile Gandalf var ama Gandalf çok oturaklı, gerçekçi bir karakter aslında. Evet büyü yapabiliyor. Sonsuz yaşam var belki. Valarların bir tanesinin şeyi, Mayar kendisi ama sonuçta orada da bir şeyi var. Hani gerçekçiliği, bir oturaklığı var. Ama fantasi, yani fantasi de fantastik karakter dediğimiz zaman ya bu hiç gerçekçi değil diyebileceğimiz şeyler olmuş oluyor. Diğer tarafta kompleks ve simple yani karmaşık ve basit karakterler. Burada şeyden bahsediliyor hani yine derinlikten bahsediliyor aslında. Duygusal komplekslikten ve duygusal şeyden bahsediyor olabiliriz. Hani basitten bahsediyor olabiliriz. Burada tekrar filmlerde ve daha çok kitaplarda aşırı kompleks karakterlerle karşılaşabiliyoruz. Çok fazla yüzü, çok fazla yönü olabiliyor. Düşüncelerinin çok fazla nedeni olabiliyor. Oyunlara geldikçe daha basit karakterler, daha
düz karakterler olur. Tabii ki bu böyle olmak zorunda değil. Genelde ana karakterler daha komplekse yakın şeyler olurlar. Tek karakter olduğunu düşünürsek ana karakterin oyunlarında. Ama diğer karakterler ona göre daha basit kalırlar tabii ki. Ha, bu böyle olmak zorunda değil. Bu genel geçer bir norm. Yani sonuçta Mario'dan ne kadar kontekst bekleyebilirsiniz ki zaten hani yaptığı şey belli. Ama gidip bir RPG'ye girdiğiniz zaman, daha şey bir oyuna girdiğiniz zaman mesela atıyorum yine dönün Witcher'a bakın. Geralt zaten gayet kompleks bir karakter. Ciri gayet kompleks bir karakter aslında. Niye neden yaptıklarıyla alakalı arka plandaki şeylerini düşününce. Ama çoğu aksiyon oyununda çok da kompleks bir karakter aramaya gerek yok. Belli bir nedeni vardır. Prensesi kurtaracağım işte. Bakınız Prince of Persia, bakınız Mario vesaire gibi basit bir nedenle yola çıkmıştır aslında ve ona göre gayet physical bir karakterdir. Simple olduğu kadar physical bir karakter de olmuştur aslında. Peki niye karakterlere ihtiyacımız var? Tamam böyle bir tanım yapabiliriz belki ama niye bu karakterlere ihtiyacımız var? Çünkü oyuncuların bu karakterlerle kendini özleştirmesini istiyoruz. Oyuncu ne kadar karakteri ısınırsa, karakteri ne kadar severse oyundan o kadar zevk alır aslında. Çünkü karakterle özleştirmek demek kendini bir taraftan da suspension of disbelief tarafı işte. Yani ben o karakterim, ben o karakteri kararlarını veriyorum diye o karakterin içine girdiğim zaman o hikayenin ve o oyunun içine girmiş oluyoruz aslında. Bu da oyunun ömrünü uzatıyor, oyunun daha zevkli bir oyun olmasını sağlıyor gibi gibi nedenleri var. Sonuçta bizim için karakterler oyuncuların onların yerine o immersion dediğimiz etkiyi yakalayabilmesi için, onların yerine kendisini koyabilmesi için önemli. O karakterler o yüzden güzel dizayn güzel tasarlamalıyız aslında. Bunu söylüyorum. Eğer oyun içerisindeki karakter, özellikle de ana karakter, avatar dediğimiz ana karakter ilgi çekici ve şey değilse hani böyle oynamayı eğlenceli kılacak bir şeye sahip değilse, yöne veya özelliğe sahip değilse oyunu çok çabuk bıkabilir bu karakterden. O yüzden biz karakteri tasarlarken oyuncunun içinde kendini yerine koyabileceği, o oyuncunun hani o karakteri gördüğü zaman bir yerde herhangi bir yerde evet şunları yaşamıştım ben bu karakterle diyebileceği bir şey olması lazım aslında. Peki nedir bu karakter tipleri? Bir sürü karakter tipimiz var bir taraftan da. Avatarımız var ama başka karakterlerimiz de var. Neler var mesela? Bir kere hero, avatar dediğimiz şey hero aslında. Bizim oynadığımız karakter. Bu bir tane olmak zorunda değil. Bir ekibi oynayabilirsiniz, değiştire değiştire oynayabileceğiniz bir sürü karakteriniz olabilir. Ama genelde aynı anda bir karakteri konut ediyor musunuz? Simultane olarak. Yani şeyleri saymıyorum tabii ki. Real time strateji saymıyorum ama orada çok fazla bir karakter mantığı yok. Unit mantığı var orada. Ha, hero karakterleri var. Onları kontrol ediyorsunuz. Olur. Ama mesela turn based strateji oyunlarında bile XCOM gibi mesela. Orada 4-5 kişilik bir squadınız var. O squad'daki her karakteri çok iyi biliyorsunuz aslında. Onlar hep sizin main karakterleriniz, hero'larınız olmuş oluyor. Birden fazla böyle olabilir tabii ki. Ama çoğu oyunda bizim alışkanlığımız tek hero olması. O hero değişebilir. Yine Witcher'dan örnek vereyim. Bir yerde Ciri'yi oynayabiliyorsunuz. Sürekli Geralt oynamamıza rağmen, sürekli o şey karakteri oynamamıza rağmen, Witcher karakteri oynamamıza rağmen bir noktada başka bir karaktere geçebiliyoruz aslında. Ama genel olarak hero bir tane oluyor. Tek bir karakter oluyor. Çoğu oyun için böyle. Her zaman böyle olmak zorunda değil ama tabii ki. Mentor karakteri var. Genelde bizim karakterimize akıl veren, bir şekilde eğitim veren, hani bir şey yapan, bizi geliştiren veya bizi yönlendiren bir karakter olabiliyor. Olmak zorunda değil tabii ki. Assistant var, sidekick de diyebiliriz. Bize yardımcı oluyor. Hani bazen şey veriyor, hani konuşmalarda falan şeye girip yardım ediyor, bir tip veriyor, bir şey veriyor, ipucu veriyor veya direkt şeylerde, kombatlarda falan yardım ediyor olabilir. Tutor var. Bu genelde tutorial'ın bir parçası olabiliyor. Oyun nasıl oynanır onu anlatıyor. Çok da önemli bir şey yok ama olabiliyor böyle karakterler. Hani başında oluyor oyunu, sonra bir daha karşımda kalarak çıkmıyor. Tabii ki final boss olabilir veya mini bosslar olabilir bunun gibi. Dövüşeceğimiz, savaşacağımız, yenmemiz gereken objeler, şeyler, karakterler olabiliyor. Minionları var bunların tabii ki. Bad guy diyebileceğimiz şeyler. Burada bir duo veya trio of boss diye geçiyor. İkili veya üçlü böyle kötü adamlar, beraber şey yapanlar, hareket edenler ve beraber yenmemiz gerekenler gibi düşünebilirsiniz. Hostage olabiliyor bir de. Tutsaklar. Yine bu kurtarılması gereken şeyler. Mesela yine Mario'daki veya Prince of Persia'daki prenses gibi. Bunlar tabii ki artırılabilir. Daha fazla karakter tipi, daha fazla karakter türü ortaya konabilir. Bunlar genel şeyler. Hani çoğu oyunda olmasa da hani şöyle söyleyeyim, hepsi çoğu oyunda olmasa da bir kısmı çoğu oyunda oluyor bir şekilde. 1, 3, 5 oluyor. İşte 1 zaten çoğunda var. İşte 2, 4, 6 oluyor falan gibi böyle. Bazıları oluyor, bazıları olmuyor. Değişebiliyor. Ama genel geçer karakter tipleri, en common gördüğümüz, en sık yasladığımız karakter tipleri bunlar oluyor. Peki, basit bir çalışma. İşte şöyle 6 tane, 5 tane karakter şeyi veriyorum, tanım veriyorum. Bunların hangisi hangi karakter tipine girer? Mesela Princess Mouse demiş.
Güzelmiş. Tough and no nonsense diyor. Wise Old Owl diyor. Full of wisdom but forgetful. Silverhawk diyor. İşte Angry and Revenge olmuş. Semi Snake varmış. Amoral. Full of Wry Humor diyor. Red Army varmış. Hunters of Red Feet. Evil Dead Eyes. Bu beşi aynı oyunda. Bu beşi aynı oyunda hangi karakter tipindedir hangisi sizce? Hadi bakalım kameraları görelim, sesleri görelim. Gençler uyanın. Wild Uyanın. Old Owl kötüdür. Hangisi hangi karakter tipine girer sizce? Silverhawk çok heroymuş gibi geldi. Güzel. Silver çok iyi. Adında da bir Silver var. Hulk böyle güzel bir şey var. Güzel. Hero'ymuş gibi geldi. Başarılı. Old Owl mentor daha çok uygun aslında. Mentor daha çok uyuyor gibi. Güzel. Red Army'de Minions'a girebilir. Red Army Minions'a girer. Okey. Princess Mouse hostage'dır kesin. Prisma Hostage'dir. Güzel. Semi Snake. Ama bir dakika, Tough and Nonsense Şey diyor. dedim, Mario'daki prensesse Tafen nonsense olabiliyor bu arada. Dikkat ederseniz. Hatta şey var yani hani. Neyse, onun sonuna geleceğim. Peki Semi Snake? Assistant? Olur, neden olmasın? Peki ben bir senaryo söylüyorum. Princess Mouse, Final Boss, The Big Bad, Red Army, Hostage, Princess Mouse tarafından brainwash edilmişler ve kullanılıyorlar yani. Ama kurtarmamız lazım onları aslında. Hani Evil Red Eye var ama hostage oldukları için öyle. Brainwash edilmişler. İşte Semi Snake, biziz, The Hero. Hani umurumuzda değil hiçbir şey ama para için bu işi yapıyoruz şu anda aslında. Silverhawk şeylerden bir tanesi. Söyleyen adını triyolardan bir tanesi. Çünkü biz vaktiyle zarar vermiş kendisi. Mini boss olarak karşısına çıkacak. O yüzden Angry and Vengeful aslında. Wise Old Owl'da asistanımız. Arada bize tip veriyor. Neden olmasın? Hatta istiyorsak Wise Old Owl'da bir şekilde Final Boss yapabiliriz. Hani Full of Wisdom ama adam Forgetful olduğu için kendini kaybetmiş ve şeye bağlamış. Evil'a bağlamış falan şeklinde. Karakter type'ları var ama bunlar stereotype değiller. Bunları Bence çok bana güzel tutor da değiştiriyor. olabilir o. Efendim? Tutor. Olur. Hepsi olur. Yani farklı farklı bir sürü şeye sokabilirsiniz bunları. Hani şeye kalıplara koymayın kendinizi. Bunu söylemek istiyorum. Bu şeyin önemi o. Yani Princess Mouse evet hostage ama ya Final Boss niye olmasın ki? Red Army. Hostage bunlar abi. Minionlar okey. Şu an minionlar ama biz bunları kurtarmaya çalıştığımız için Princess Mouse'la savaşıyoruz aslında. Hani bizim karşımıza çıkan karakterleri stereotip yapmak yerine bu karakteri daha farklı nasıl kullanabilirim sorusunu cevaplamak çok güzel bir karakter creation şeyi aslında. Söylediğim pratiği aslında. Böylelikle şey şansınız oluyor. Hani oyuncunun beklentisinden farklı bir oyun sunma şansınız oluyor. Farklı bir hikaye sunma şansınız oluyor ona. Ve bu biraz daha şey yaratabiliyor. Hani böyle lan ters köşe oldum. Hani hiç beklemediği bir yerde plot twist koyabiliyorsunuz böyle. Çok da güzel oyuncunun hoşuna giden şeyler plot twistler. Doğru işleyip doğru yaratıldığı zaman. Tabii ki çok saçma bir şey olması lazım ama. Doğru işleyip doğru yaptığı zaman çok hoşuna giden şeyler plot twist oyuncuların. Ki oyunlarda çoğu zaman biz oynarken plot twist önce A adresi süper yazmışlar burayı falan. Çünkü hani mantıklı durduğu sürece cidden çok hoşumuza giden bir şey oluyor. Burada da aynı şey geçerli. Karakterleri evet tanımlıyoruz böyle Princess Mouse çok güzel ama çok sert ve şey yani no nonsense hani saçmalamayın oturun oturduğunuz yerde diyen bir tip. Niye Evil Boss olmasın ki Final Boss olmasın ki bu? Oturmuş Red Army'ye orada masum köylü şeyleri, fareleri brainwash yaparaktan, zihnini okey şey yaparaktan söylediğine beyinlik yaraktan ele geçirmiş ve şey yapıyor. Kullanıyor bunları. Bunlar aslında hostage. Evet burada minionlar. Onlarla savaşmamız gerekiyor ama belki de amacımız hiçbirini öldürmeden geçmek. Tamamen start yapacağız orada oyunda mesela. Belki de. O yüzden hani oyunun karakter tasarımı tarafında evet fikirlerimiz olur, ortaya koyarız, şey yaparız ama stereotiplere bağlı kalmak zorundayız. Common type'lar çok güzel. Birkaç tane daha böyle ekleyebileceğimiz common type olabilir. Ama illa buradaki common type'a bir trait uymak zorunda değil. Yani full of wisdom olması illa mentor olacağı veya asistant olacağı veya tutor olacağı anlamına gelmiyor bu arada. Onlara dikkat etmek lazım. Evet, full of wisdom'dur fakat forgetful diyor. Aynı zamanda forgetful nedeni mesela belki büyü yapılmış, lanetlenmiş, curse'den dolayı. Ve o curse'den dolayı ara ara çıldırıp evil hareketler yapıyor. O yüzden de belki final boss. Ha, biz bunu öldürmeyeceğiz ama subdue edip bir şekilde bir iksir içireceğiz. Bir dispel yapacağız. Bir remove curse yapacağız. Bir şey yapacağız yani. Amaç belki de bu oyunda. O yüzden karakterleri evet common type'ların olduğunu biliyoruz. Fakat bunlar stereotype olmak zorunda değiller. Bana dikkat etmek gerekiyor.
Peki. Hocam aynı oyunda şey de olabilir. Bu Wise Owl için hem bize mentörlük yapıyordur ama arkada mesela büyük bir planı vardır, kötü bir Aynen planı öyle. vardır ve Aynen final öyle. Neden boss olmasın? olarak da Gayet güzel. karşımıza gelebilir. Gayet güzel. Birden fazla type'ı da olabilir bu karakterin. Ki geçen hafta mı, ondan önceki hafta mı şeyde bahsetmiştim ya, bu Disney için pilot oyun yapmışlar kısa, böyle çocukların üstünde 5 dakikalık. Onda hem girişte oyunu anlatan hem de son final boss aynı karakterdi mesela. Oradaki Barman'dı mesela. Çok mantıklı bir hareket. Yani hem şeyden kurtarıyorsunuz, yaratmanız gereken karakter sayısını azaltıyorsunuz ki bu aynı zamanda budgetary olarak da, yani bütçesi olarak da bir avantaj. Hem daha çeşitli plot twistlere yol açabilecek bir şey, ortam yaratmış oluyorsunuz. Bu da gayet mantıklı. O yüzden bir karaktere birden fazla şey de verilebilir. Görev de verilebilir yani. Orada bir sıkıntı yok aslında. Oyunun tutorial'ının aynı şekilde Final Boss olduğu oyunlar da vardı. Çok güzel bir oyun hatta. İsim spoiler vermeyeyim, adını söylemeyeyim de. Tamam, verme, okey. Sonra özelden yazarsın, merak ettim hangisini bahsediyorsun. Öyle var birkaç tane oyunda. Peki. Karakter dizaynını neye dikkat etmemiz gerekiyor? Neler var burada şey yapacağımız? Birincisi appeal. Çekici bir karakter olması. Ama bu çekicilik sadece çok güzel, çok seksi falan değil. Çekicilik aynı zamanda fiziksel tutarlılıktan bahsediyor aslında. Yani karakterin birçok farklı özelliğini, birçok farklı fiziksel özelliğini özellikle bir arada iyi çalışmasından bahsediyor. Birincisi vücut, okey, tamam. Vücudu süper, çok böyle sportif, atletik, çok seksi vücut olmak zorunda ama o karaktere uyan bir vücut olması lazım. Yani karakterimiz işte atıyorum 27 yaşında çok atletik, süper şey bir polis ama 150 kilo. Nasıl atletik oluyor lan? Hani polis bile her gün fiziksel koşturuyor, bir şey yapıyor. 150 kilo nasıl oluyorsun? Mantıklı değil. Ha, bu humorous bir şeydir ve özellikle böyle yapılması gerekiyordu. Tamamen mizah amaçlı yapılıyordu. 150 kilo polis olur 27 yaşında. Niye olmaz? Okey. Ama o karaktere eğer ciddi bir oyun, no-nonsense bir oyunsa uymayacak bir şeydir. Mizahi bir şeyse uyabilir sadece. Görünüşü. Çok zengin bir karakter. Müthiş parası var, şeyi var ama hani kıyafetleri şey içerisinde. Çok pespaye, çok şey giyiniyor. Sokakta kalan bir insan gibi giyiniyor. Ne alaka? Hani konuşması. Otoriter bir karakter ama çok ince bir sesi var. Erkek 35 yaşında ama çok otoriter. Çok şey ama çok ince bir sesi var. 13 yaşında kız çocuğu gibi. Olmaz. Hani Hocam bir şey tutar soracağım. aranıyor biraz. Efendim? Karakterlerin ya biraz baltacılık oluyor da karakterlerin önemli olmadığı bir oyun yani tam tersi olarak sormak istedim. Karakter önemli olmadığı bir yönde ne? Kaçırdım. Öyle bir oyun var mı ya da öyle bir dünya yaratabilir miyiz? Mesela Prehistoric çok eski platform oyunu. Karakterin tipi haricinde herhangi bir özelliği bilmene gerek yok. Çünkü yaptığı tek şey kendine yemek aramak aslında. Amacı o, hayatta kalmaya çalıştığın için yemek arıyorsun kendine mesela. Hani Counter-Strike. Karakterliğin bir önemi var mı? Background'u, sesi, şeyi, herhangi bir fiziksel veya şey özelliğin hiçbir önemi var mı Counter-Strike'da mesela? Hani buna, hani çoğu böyle şey oyununda, multiplayer aksiyonlumsu oyunlarda çok da gerek yok. Ha, şeyi düşünün, Dota, League of Legends. Bunlarda karakterlerin aslında oyunun oynanışında çok büyük bir etkisi yok. Fakat immersion için onları inanılmaz güzel hikayeler yazıyorlar ki oyuncular kaptırabilsin kendini mesela. Ha, şeyde de Counter-Strike'da da belki otursalar, uğraşsalar, bir hikaye yazabilirler. Belki de karakter seçimi olabilirdi. Hani hepsi aynı özelliklere sahip olsa da farklı karakterler seçme şansı olabilir. Tipleri farklı olduğu gibi. Mesela şey düşünün. Nasıl olsun? Left 4 Dead mesela. Left 4 Dead'de 4 tane karakter var. Hepsinin birer background'ı var aslında. Ama hepsi aynı şeyleri yapabiliyor. Aynı özelliklere sahipler. Herhangi bir şekilde o background'ları, o şeyleri koymasanız da aynı oyun olurdu mekanik olarak. Hikaye olarak da aynı oyun yapabilirdiniz. Yani o background özellikleri olmadan. Fakat onların şeyi bir aralarındaki konuşmalardan dolayı daha ilgi çekici hale geliyor. Bu şart mı? Hayır değil. Fakat oyuna tat katıyor biraz daha. Hani olmayabilir. Karakterin önemli olmadığı oyunlar da tabii ki var. Karakterin özelliklerini çok da şey yapmadı, hani böyle fiziksel veya şey özelliklerini, mental özelliklerini, sadece karakterin mekanik özelliklerinin önemli olduğu. Bir sürü oyun var. Yapılıyor zaten, yapılmıyor değil. Hiç karakter olmayan oyunlar da var içerisinde. Bakınız mobil oyunların bir kısmında hiç karakter yok. Özellikle hyper casual'larda sıfır. Karakter deneymiş neredeyse. Hani çok Pong. basit bir mantık olduğu için. Hani var karakterlerin olduğu şeyler ama şeylerden bahsediyorum, o puzzle'ımsı şeylerden bahsediyorum. Hani o yüzden bir şey var orada. Hani karakterin olup olmaması
oyunun tamamen nasıl oynandığına, gameplay nasıl bir şey olduğuyla alakalı. Ne kadar önemli olduğu karakterin hikayesinin veya şeyin de oyunun hikayesiyle alakalı. Oyunda hikaye istiyorsak, oyunun hikayeli bir versiyonu bir şey olması istiyorsak karaktere güzel bir hikaye koymamız lazım. Otomatik olarak bu da karakteri güzel tasarlamamız anlamına geliyor aslında. Burada işte diyor ya body, clothing, voice, animation. Bu animation kısmı çok önemli. Oyunda eğer bir ana karakter, bir avatar varsa ve biz bu avatarı gözden oynamıyorsak, dışarıdan görebiliyorsak oyundaki en iyi animasyonların bu avatarda olması lazım. Yani bütün karakterliğin yürüyüşünü atıyorum mesela 5 kareyle yapıyorsan bunu 10 kareyle, 15 kareyle yapabiliyor olman lazım. Daha smooth gözükmesi lazım. Çünkü ana karakter ve ana karakter daha hani şey olmalı böyle, ilgi çekici, daha çekici ve daha güzel olmalı. O appeal dediğimiz şey o işte. Animasyonlar o yüzden daha önemli. Yani bütün karakterleri 5 frame'de yaptım ben animasyonu. Bravo, süper ama ana karakteri 5 frame'de bırakamazsın. Daha smooth gözükmeli, daha şey gözükmeli ki daha karizmatik gelsin şeye. Çünkü baktığı zaman alışacak belki o 5 frame'e. 5 frame'de hareket yapmanı, adım atması 5 frame, okey. Bütün karakterlerin, düşmanların veya şeylerin. Ama ana karaktere baktı mı, aa evet bu daha güzel yürüyor ya, yürüyüşü daha başarılı bunun diyebilmeli oyuncu. Facial expression, tam her oyunda yok belki ama yüz ifadeleri, mimikleri, bunların da güzel tasarlanması lazım ki gerçek, lifelike bir şey verilebilsin oyuncuya, his verilebilsin oyuncuya. Sonuçta bu çekiciliği, fiziksel olarak çekiciliği, göze olan çekiciliği yani veya kulağa olan çekiciliği. Henüz daha burna yok, ne yazık ki oraya daha gelemedik oyunlarda ama belki ileride geliriz. Credibility tarafı ise yine en önemli kısımlardan bir tanesi. Çekicilik kadar tutarlılık da önemli. Kredibilitten kasıt şey değil bu arada. Karakterimiz hiç kötülük yapmaz, hiç yalan söylemez, hiç şey değildir. Söyle adını. Evil değildir falan filan değil. Bu her karakter için geçer. Sadece ana karakter için değil. Ama yaptığı şey de kendi inançlarını bozmaz tarafı çok önemli. Yani mesela şurada çok güzel bir örnek var. Burada yazdığı çok güzel bir örnek var. Hiçbir zaman hani bir iblisin şeyler hakkında, yetimler hakkında üzüldüğünü görmemeliyiz. Ne yapacak şimdi bu yetimler ya falan dememeli ya. İblissin lan sen yani. Evil'ın incarnate halisin yani. Ne alaka şeyler, yetimler. Bu tutarlılık tarafı işte. Senin bir şeyin var. Kesinlikle çıkamayacağın bir karakter stereotipin var. Onu kesinlikle şey yapmazsan hani ters çevirmezsin çünkü inanabilirliğini kaybedersin. Bu kısım credibility işte. Ha, her karakter böyle olmak zorunda değil. Değil. Özellikle derin ana karakterlerde değişim zaten yaşanıyor. Karakter growth diye bir şey var. Oraya da geleceğiz. Zaten karakterin şeyleri değişebiliyor. İnançları, özellikleri vesaire her şey değişebiliyor. Bu tarafta da yine bazı durumlarda karakter mesela çok güzel bir örnek Star Wars Knights of the Old Republic. Oynadığınızı bilmiyorum ama çok başarılı bir oyun bence. Ve bu Knights of the Old Republic'te şey var. Söyle adını. Ana karakter şimdi spoiler olacak ama oynamayanlara neyse hani çok da önemli değil. Bu saate kadar oynamadıysanız yapacak bir şeyiniz yok ama oradaki ana karakter aslında The Big Bad'miş eskiden. The Big Bad bir anda hafızayı kaybediyor. Force'la alakalı bir sıkıntı yaşadığı için. Ve sıfırdan tekrar eğitime alınıyor Jedi Akademi'de. Ama sen eski The Big Bad'sin ve bunu hatırlamaya başlıyorsun zamanla. Ne yapacaksın ondan sonra? Ben mesela Light Side oynamayı çok seviyorum. Light Side devam ettim mesela. O yaptığım hataydı, yanlıştı, ders aldım mantığıyla devam ettim mesela karakter. Hani evet Chang'ın de çok güzel. Hani şey değil bu. Değişmez bir kural değil bu. Tabii ki de derinliği olan karakterlerde karakterin her şeyi değişebilir. Bütün şeyleri değiştirebilir ve bunun çok güzel nedenlerini hikayeyi direkt açıklayabiliriz. Ama hani yoldan geçen bir karakterin de yani Demon'ın da mesela Doom'da üstümüze koşan yaratıkların durup bizimle konuşmasını beklemeyiz. Hani her böyle NPC için konuşursak tamam belki orada bir tane şey vardır. Boss vardır. Boss konuşur. Onun şeyinde vardır zaten. O boss'la bir kere karşılaşacağız ve yeneceğiz ve bitecek zaten. Hani şey saymıyorum. Ara ara gelip bize laf edip kaybolan boss'ları saymıyorum ama gördüğümüz zaman belki bizimle konuşabilir o sırada tabii ki. Ama yolda yürüyen karakterlerin bizimle konuşması yani üzerimize saldıran demonların bizimle konuşmasını beklememiz gerekir. Ne gerek var? Ya dönüp bize ya işte bak benim amca oğlunu az önce öldürdün ayıp değil mi falan gibi bir şey bekleyemeyiz yani. Öyle bir şey yok o oyundaki karakterlerde. Olmaması lazım zaten. Ya dediğim gibi ya yazık değil mi şu orfanlara niye kurtarmıyorsun da bizimle uğraşıyorsun falan dememeli bunlar. Onlar için önemli olan onlar değil çünkü. Core value dediği şey karakterin kesinlikle değişmez şeyleri, söyle adını, değerleri. Ve bu değerlere göre hareketleri her zaman tutarlı olmak zorunda. Biz şey beklemeyiz mesela, bu da yine yazıyor James Bond'dan. James Bond'dan güzel bir kadını baştan çıkarmamasını beklemeyiz mesela. Gördüğü zaman baştan çıkarmalı güzel bir kadın. Adamın şeyi o. Özelliği o. En öne çıkan plan, en ön plana çıkan özelliklerinden biri o. Veya hani bir görevi yarıda bırakıp gitmesini bekleyemezsin şeyin. Herhangi bir böyle
her görevi en iyi şekilde bitiren bir karakterin, her zaman şey yapan ve kesinlikle Badge of Honor gibi böyle madalyaları toplamış bir karakterin de görevin yarısında ya ben bununla uğraşmayacağım, vazgeçtim, gidiyorum demesini bekleyemezsiniz mesela. Adamın karakterinde o yok çünkü. Ya ne bileyim, Sherlock Holmes'un bir puzzle'ı çözmemesini, bunun peşe düşmesini bekleyemezsiniz çünkü karakterinde o yok. Ya ben sıkıldım, puzzle istemiyorum artık, deyip de bir kenara oturup da keman çalmaz Sherlock Holmes. Bir ortada çözecek puzzle varsa, mental bir şey varsa peşine düşer mesela. Onunla uğraşır, onu düşünür sürekli. Bu karakterlerin işte kendi core value'larıdır ve bunların dışında bir şey yapmasını bekleyemezsiniz. Yaptırırsanız gerçekçi olmaz. Çok ciddi bir neden olması gerekiyor ortada. Bu değişimin, bu farklılığın olması için. Karakter gelişimini düzgün yedirmek gerekiyor yani, değil mi? Aynen. Karakter gelişimini çok iyi şey yapmak lazım, kurgulamak lazım. Karakter growth dediğimiz şey veya işte transformation dediğimiz şey çok farklı. Bu transformation'ı stage stage yapabilirsiniz. Çok ciddi bir olayla yapabilirsiniz. Yani adım adım da gidebilir bu transformation, değişim. Bir anda çok yıkıcı bir veya böyle çok yapıcı duruma göre hani sonuçta bayağı çığır açıcı bir olayla anlık bir şey de olabilir. Bütün core value'larını sorgulayıp değiştirebileceği bir şey de olabilir tabii ki karakterin. Ama bizim ana karakterimize birkaç tane böyle hani yakın karakter haricinde core value'lar değişmemeli. Sürekli olarak core value'ları değiştirirseniz yancı karakterlerde hiçbir inanılmazlığı kalmaz oyunun zaten. Hani The Big Bad Wolf'un belki değişebilir. Baş kötünün belki core value'sunu değiştirebilirsiniz. Kendi karakterinizin core value'su değişecektir. İyi bir hikaye ise karakter growth olmak zorundadır zaten. Karakter growth iyi bir hikaye yapar. Çünkü karakter growth aynı zamanda şeyleri de getirir. Yani plot twist'leri de getirir, şeyleri de getirir. Hani böyle duygusallığı da getirir. O yüzden karakter growth her zaman işe yarayan mantıklı bir şeydir. Kullanmak gerekli hikayelerde bence. Ama bir taraftan da bütün karakterler büyümez, bütün karakterler gelişmez. Hani yandan geçen bir minion'ın karakter growth'u olmamalı. Zaten orada 10 saniye duracak. Yani ne işe yarayacak ki onun karakter growth'u gibi. Peki, avatar olmak aynı zamanda bu faktörlerin yanında bir şey daha gerektiriyor. Evet, appeal olması lazım, credibility olması lazım. Fakat bunları zaten çoğu karakterde bekliyoruz. Özellikle ön plana çıkan her karakterde bekliyoruz. Credibility de, appeal'ı da. Yani konuştuğumuz ana karakterlerde, mentorumuzda da bekliyoruz, final boss'ta da bekliyoruz. Bunların hepsinde bu appeal ve credibility'yi bekliyoruz aslında. Avatar'da bunu daha fazla bekliyoruz tabii ki ana karakterde. Ama ana karakterde bir de sevilebilmeyi bekliyoruz. Karakterin içine girmek istemesini bekliyoruz o oyuncunun. Oyuncu ben bu karakter olmalıyım demeli. Bu şu anlama geliyor. Avatarımızın yani hero'muzun biraz daha şeyden hani larger than life belki duruma göre. Duruma göre more important than everything. Hani her şeyden daha önemli bir karakter olduğunu gösterebiliriz. Fakat bunu abartmadan yapabiliriz. Hani ya hiçbir şey umursamayacaksın, şey olacaksın karakteri olabilir. Neden olmasın ki? Ben süperim, ben mükemmelim, siz nesiniz ki diyen bir karakter de olabilir. Ama bunu mantıklı bir şekilde vermek lazım. Ya işte şeyden gelip hani yoksulluktan veya low power'dan gelip high power'a çıkacak bir karakter olabilir. Olur. Neden olmasın? Bir sürü oyun zaten böyle yapıyor çoğu şeyde. Level 1 başlayıp level 30-40 diye yükseliyoruz sürekli zaten. Yani bir şekilde bizim o karakterin içine girip o karakter olmayı istememizi sağlaması lazım oyunun. Veya oyunu tasarlayan kişinin, tasarımcının. Bu tabii ki demin dediğimiz gibi en iyi animasyonların karakterde olması gibi görsel özelliklerle de geliyor. Ama aynı zamanda hani karakterin özellikleriyle de. Mesela kendimizi onun yerine koyabilmeliyiz. Onun yaşadığı olayları, geçmişte yaşadığı olayları, nasıl bu hale geldiğini, karakterin özelliklerinin nasıl oluştuğunu bilip belki, o background'u bilip belki, ona göre ya hani yazık şunlar geçmiş basına ya da aha süper şöyle karakter şu hareketleri yapıyor, bunları yapabiliyor, şu özellikleri var, şöyle şeyler yaşamış, çok başarılı karakter ya diyebilmek lazım. Mesela atıyorum Call of Duty'deki Snake karakterini beğenir insanların çoğu. Atıyorum işte bilmem neredeki şu karakterini beğenen insanlar için. Niye beğeniyor? Çünkü onların çok güzel bir background'ı var. Çok güzel yazılmış bir hikayeleri var aslında. Ve o hikayeden dolayı yaptıkları hareketler consistent. Onunla alakalı, onunla tutarlı hareketler yapıyorlar. Ve bunları bir yandan da geliştiriyor karakterleri. Yani bir şekilde karakterin hikayesi değişiyor ve karakter farklı şeyler yapabilmeye başlıyor. Core value'ları değişebiliyor. Ama bunu o kadar güzel anlatıyorlar ki hikayede, aa diyorsun süper. Mesela şey nerede örnek verebilirim? Mesela Artyom karakteri şeydeki. 2000 Metro 2033'tü değil mi? Unutmuş olması lazım. Tam tarih aklı değil ama. Sonuçta böyle karakterlerin şeyleri çok hani işe yarıyor. Oyuncu ana karakteri çok seviyor. İşte onunla kendini bir görüyor olmaktansa mesela oyunun tamamen tiksindiği bir karakter oynayabiliriz. Ama Olabilir. oyuncuya onu merak ettirmeliyiz hani. Merak etti. Yani Aynen o öyle. nasıl Aynen öyle. bir yol izleyecek geleceğe dair falan diye. Hı. Hatta bir de onun sonra oyuncunun bağlancığı böyle bir karaktere dönüşürse karakter gelişimiyle falan birlikte
Tadından yenmez yani. Tadından yenmez. Mesela ana karakterin itici yanları olabilir ama bu itici yanlar şeydir hani söyleyeyim adına Uğur'un dediği gibi böyle hani personality trait'tir. Tamam mı? Adamın konuşmasını sevmezsin böyle çok şeydir. İticidir şeydir. Atıyorum mesela giyim tarzını sevmiyorsundur belki okey ama consistent bir giyim tarzı olmasın tabii ki. Ama şunu sevmez ana karakterde. Çok şey, clumsy, yürüyemiyor, sakat. Yani geri kalan bütün şeylerden physical olarak geride. Oyuncunun çok hoşuna giden bir şey olmaz. Güzel bir hikayeyi dizirsen okey olur. Why not? Ama oyuncu şeyi görmek istemez böyle hani yürüyüşünde bir tuhaflık var bu karakterin. Ya bütün diğer karakterler çok güzel yürüyor. Benim ana karakterim kötü yürüyor. Bunu gördüğü zaman soğur karakterler zaten. Bununla alakalı özel bir neden yoksa mesela şunu diyebilir. Bir savaşta ayağından vurulmuştu. O yüzden topallayarak gitmek zorunda yürürken. Süper. Böyle bir hikaye şeyi var. Bağlantısı var karakterin. O hareketinin nedenini açıklayabilen ama yoksa durup dururken sadece böyle kötü yürüyorsa animasyonu kötü yapmışlar veya şeyi kötü yapmışlar, kodu kötü yazmışlar falan diye bile düşünebilir karakter olsa da, ama şey oyuncu olsa da karakter hakkında. O yüzden hani evet personality trait olarak itici şeyler insanlara tam tersi çekici gelebiliyor zaman zaman. Çünkü onunla alakalı bir şey yapma şansınız oluyor böyle. Bunu hikayeye yedirdiğin zaman düzeltebileceğimiz bir şey var. Evet karakter growth'ta bu değişecek belki diye biliyorsunuz ama diğer tarafta physical bir şey olduğu zaman bu şey söylenen itici taraf karakterden soğuyabiliyor bir anda oyuncu. Çünkü karakterinin diğerlerinden daha iyi olduğunu görmek ister oyuncu. Peki bu karakter traitlerden bahsediyoruz. Karakter özelliklerinden bahsediyoruz ya. Nasıl bir şey var bunun? Hani söylenen traitlerin varlığının nasıl bir etkisi var? Mesela çok basit bir konuşma. Hiç trait yok. Karakterler hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Hiçbir şekilde özelliklerini bilmiyoruz. Lester ve Sabu diye iki tane karakter var. Lester Sabu'ya bir haber veriyor. İşte burada yazıyor Sabu. What is it? Someone has stolen the King's Crown. Do you realize what this means? No. It means the Dark Arrow has returned. We must stop him. Okey. Burada çok güzel bilgi veriyor bize. Ne bilgisi veriyor? İşte bir villain varmış Dark Arrow diye. Bu Dark Arrow'un şeyini öğreniyoruz. Hani bir yerlere gitmiş ve geri dönmüş. Yani bir şekilde geri dönmüş. Ya saklanıyordu ya tutsaklı ya bir şeydi. Geri dönmüş olduğunu öğreniyoruz. Okey. Başka ne öğreniyoruz? Sabu işte bunu durdurmak istiyor. We must stop him diyor. Hani bizim şey vaktimiz geldi gibi düşünün. Ortaya çıkma vaktimiz geldi gibi düşünün falan filan. Bir de King's Crown çalınmış. Hani şey çalmış. Tacı çalmış eleman. Okey süper. Bunlar ama bize konuşan karakterler hakkında hiçbir şey vermiyor neredeyse. Sıfır bilgi. Yani Lester ve Sabu'nun hiçbir traitini anlamıyoruz bu konuşmadan. Hiçbir şeyini anlamıyoruz bu konuşmadan. Söyleyen adına özelliğini anlamıyoruz. Nasıl insanlar olduklarını anlamıyoruz bu konuşmadan. Bir de şöyle düşünün. Lester exploding into the room. Patlayarak yani kapıyı zor şey yaparak bir anda açarak giriyor içeri aslında. By the gods bu I have news. Ha, şimdi By the Gods dediği zaman spiritual bir şey var. Hani tanrılar adına falan diye giriyorsun ya içeriye. Bir spiritual şey veriyorsun bir anda karaktere. Tamam, okey. Şeyle aynı. Sabu diye girmesiyle aynı efekti yaratmıyor. Çünkü burada karakter hakkında bilgi almış oluyorsun. Amaç aynı, vereceği bilgi aynı ama farklı. Sabu covering herself. Ha, Sabu'nun bir anda female olduğunu öğrendik. Ve covering diyor. O sırada çıplakmış demek ki. How dare you intrude on my privacy? Ve kızıyor. Belli yani ünlem işaretiyle beraber. How dare şeyle beraber. Çabuk kızabilen bir tip. Ki haksız değil burada. Yani covering herself dediğine göre kızması normal bence. Lester diyor ki whatever. Maybe you don't care that the king's crown has been stolen. Whatever yani ne var ki? Diyor ve arrogant. Hani şey kullanıyor böyle. Hani ne var lan? Nesin ki sen falan modunda biraz yapıyor. Ve sarkastik hani. Çünkü çalındı ama senin umurunda değil galiba falan şeklinde. Tabii haberi ilk defa veriyor bir taraftan da ama sonuçta bir sarkastik özelliği çıkıyor ortaya. Onu şey yapıyor. Ha bunlar böyle trade'ler verildiği için de bu şekilde kullanılıyor ayrı konu. Sabu a forever, far away look on in her eye. Yani dalıp gidiyor. Demek ki geçmişi hatırlıyorsa da belli. This means I must do what I promised. Trustworthy and valiant geliyor. Bak söz verdiğim şeyi yapacağım demek ki diyor. Hani söz verdiğim şeyi yapmak zorundayım o zaman artık diyor. Ve burada hani sözünü tutan bir karakter olduğunu gösteriyor. Valiant hani bir şey yapacağım ben, yola çıkacağım, edeceğim şeklinde bir şey var. His veriyor. Lester, I pray to Vishnu. Yine bir tanrıya dua ediyor. Spiritual şey ortaya çıkıyor. This is not another story of an old flame. Ha. Şimdi burada Lester yine spiritual ve sarkastik şeyini kullanıyor. Fakat bir taraftan da Sabu'ya old flame'li hani eski aşıklarıyla alakalı. Demek ki Sabu çok fazla şey yapabilen hani böyle story of an old flame diyor. Another story bir de yani. Çünkü bir sürü demek ki old flame'i varmış Sabu'nun. Bunu söylüyor. Fiery lover şeyi geliyor burada. Hani bol bol
şey yapıyor kendine hani partner bulabiliyor demek ki Sabu kendine. Bundan bahsetmiş oluyor. Sabu direkt kızıyor zaten. Silence diye. Direkt şeyini çıkartıyor ortaya. Hani short temper şeyini çıkartıyor ortaya. Trait'ini çıkartıyor ortaya. The dagger of broke my heart and the heart of my sister. Yani şimdi burada daha çok şey öğreniyoruz. Kız kardeşi varmış Sabu'nun ve kız kardeşinin kalbini de kırmış bu dagger of bir şey yaparak. I promised her that if he ever returned I would risk my life to destroy him. Kız kardeşte verdiği sözden dolayı bunu yapacağım. Bu hanta çıkacağım diyor aslında. Prepare the chariot, short-tempered, fire-lover, trustworthy, valiant. Hepsini birden kullanmış oluyor aslında burada. Dört özelliğini de bu cümlede ön plana çıkarmış oluyor. Ne oldu? İki tarafta da aslında, iki konuşmada da aslında biz diyalogda aynı şeyi verdik. Geriye dönen yani tekrar ortaya çıkan bir tane hırsız var ve şeyi çalmış. Söyle adını. Tacı çalmış. Kralın tacını çalmış. Tamam okey. Güzel ama sağ taraftaki diyalogta aynı zamanda Lester ve Sabu hakkında çok daha fazla bilgiye sahip olduk. Ve Sabu büyük ihtimalle burada ana karakterimiz olacak zaten. Yola çıkıyor. Lester de onu sidekick veya ikinci ana karakter. Değiştir olacağız belki de. Bunları buradan çok daha şey anlayabiliyoruz, rahat anlayabiliyoruz. Öbür tarafta Lester ve Sabu kendi arasında konuşuyor ki NPC gibi duruyordu. Burada daha çok duygu yüklendi, daha çok bilgi yüklendi işin içerisinde ve daha ön plana çıktı ikisi de bir anda. O yüzden karakter traitlere göre konuşma yazmak için karakter traitleri ayarlamamız lazım. Burada bayağı bir şey var. Karakter trait nasıl ayarlanır, ne yapılır, nedir diye. Ama karakter traitlerden bahsediyorsak circumplex'e bakmamız gerekiyor. Şimdi circumplex dediğimiz zaman şu şeyden bahsediyoruz. Şöyle yapalım. Şimdi bakın. Bu karakterlerin birbirlerine karşı ve genel olarak kendi içlerinde nasıl karakter olduklarını gösterebilen şey. Burada birbirlerine karşı şeyleri de görebilirsiniz. O şekilde de ayarlayabilirsiniz. Çünkü her karakter aynı şekilde davranmak zorunda değildir. Karakterlerin aynı şeyleri olsa bile, söylenildiğinin traitleri olsa bile birbirlerine davranırken de farklı traitleri ön plana çıkabilir. Farklı traitleri değişerek ön plana çıkabilir hatta. Şu circumplex dediğim şeye baktığımız zaman burada insanların, karakterlerin veya ne tip özellikleri olabileceğini ana şeylerle bakın şu ana hatlarla mesela connected insanlara friendly yaklaşıyor fakat birazcık daha submissive daha alttan alarak geliyor daha böyle şey. Öbür tarafta extroverted daha dominant yaklaşıyor friendly yaklaşırken bir yandan insanlara full dominant olabilir işte hostile tarafında separated ve introverted var. Hostile ve submissive'de biraz daha uzak duruyorsun. Hostile her zaman tabii ki düşmancıl demek değil introvert dediğim zaman daha çekinik daha şey böyle hani ben kendim takılırım size ihtiyacım yok teşekkür ederim falan şeklinde de takılabiliyorsun sonuçta. Bunun tabii ki seviyeleri var. Mesela modest'la başlıyor, timid diyor, preoccupied diyor veya brooding en şey tarafında böyle. Klasik bizim çok alışık olduğumuz brooding karakterler mesela introverted aslında. Bu da bitter ve unforgiving de olabiliyor. Bunlar da şeyler tabii ki olabilecek şeyler. Bunların hepsinin hani şu eksende yerleri birazcık değişebilir tabii ki ama mesela atıyorum şurada sociable bir karakter. Extroverted de zaten. İnsanlarla konuşmayı sever, sürekli olarak muhabbet açar, şey yapar vesaire. Extroverted olduğu belli. Gidip de sociable bir karaktere introverted bir şey yazamazsınız. Yazmamanız gerekir veya cümle yazmamanız gerekir. Buna niye ihtiyacımız var? Bu şey tarafına, söylediğim circumplex tarafına. Çünkü bu circumplex üzerinde hem karakterlerin şeylerini geliştiriyoruz. Mesela extroverted ve dominant ikisinin yoğunlukla ortaya çıkacağı bir karakter yaratıyorsak şuradan şeyler seçmemiz gerekir. Söylediğinde traitler seçmemiz gerekiyor. Bu traitlere göre bu insana şey yapmamız gerekir. Dominant ve extroverted bir insana oturup da hani obeying, clinging falan şeyler yazmamak gerekir. Yani hani peki efendim ister, nasıl isterseniz falan demez bu insan. Çünkü dominanttır zaten, ön plandadır zaten. Ama bunun bir şeyi, söylediğinde bu zincirin bir kırılabildiği nokta bu circumplex'in karakterler arasında birbirine olan diyaloglarında nasıl ortaya çıktığı. Mesela Han Solo'nun circumplex'ine bakın burada. Han Solo'ya nasıl davranıyor insanlar? Mesela Darth Vader dominant ve hostile davranır Han Solo'ya karşı. Çünkü Darth Vader sen kimsin der. Yani ben Darth Vader'ım ya. Ben Force'un şeyiyim. Hani bu şeydeki galaksideki en kuvvetli Force user'ım belki de. İmparatordan bile kuvvetli belki de şey olarak potansiyel olarak yüzden öyle. Sen kimsin der Han Solo'ya ve zaten Han Solo rebel şeyi olduğu için onun gözünde pisliktir yani. Prenses Leia mesela friendly dedi, hostile dedi. Niye? Çünkü Han Solo'yu bir pilot olarak görüyor ilk tanıştıklarında ve şey değil hani benim için benim şeyimi yapacak hani böyle işimi yapacak ve ben bunu bırakıp gideceğim zaten diye bakıyor. Bir friendly şey yok ama bir hostile durumu da yok yani sadece neutral ama dominant benim emirlerim gibi bakıyor olaya.
Luke Skywalker Han Solo'ya aslında beni kurtaran adam diye bakıyor şeyden çıkardığı zaman. Tatooine'den çıkardığı zaman falan filan böyle. Ve birazcık şey var ona karşı. Bir reverence hissi var başlangıçta en azından ona karşı. O yüzden daha bir submissive davranıyor. C-3PO zaten herkese karşı submissive davranıyor otomatik olarak. Herkese master veya şey diye hitap ediyor. Ama Friendly'nin kralı. Mesela Chewbacca Han Solo'ya karşı dominant demiş. Niye böyle demiş sizce? Chewbacca niye Han Solo'ya karşı dominant? Emirlerini dinlemiyor. Umursamıyor. Güzel. Ama bir yandan falan yapıyor. Sonra Han Solo tamam o zaman falan deyip fikrini değiştirebiliyor. Sürekli bağırıyor. Güzel. Güzel. Bir yandan şeyi biliyoruz. Chewbacca'nın Han Solo'ya karşı life debt'i de var aslında. Hayat borcu var, o yüzden Han Solo ile beraber gidiyor. O hikayeyi background'ı biliyor musun bilmiyorum ama. Ama bir taraftan da karakter olarak dominant bir karakter Han Solo'ya karşı. Hani şey yapmıyor. Yani ama inanılmaz da friendly bir karakter. Çünkü zaten life debt'i var ona karşı. Çok seviyor onu. Hani şey değil ama dominant sen. Benim dediğim olacak. Sen dur 2 saniye diyebiliyor aslında. Kendi içine diyor tabii ama. Sürekli bağırıyor diyor kesinlikle. Mesela Ben Kenobi. Obi-Wan. Bu da şey friendly. Ama bu da dominant. Çünkü tamam şeye kadar çubuk kadar değil ama sonuçta o onu işe alıyormuş gibi bir şey var. Bu da zaten force user vesaire. O yüzden hani şeylerin karakterlerin birbirine karşı traitleri değişebiliyor. Mesela Han Solo'nun Darth Vader açısından bakın. Darth Vader'a karşı Han Solo da hostile. Ama kesinlikle submissive değil. Ha yani Darth Vader'ın Han Solo'ya karşı dominant olması, Han Solo'nun Darth Vader'a karşı dominant olmasını etkilemez, yapmaz. Yani submissive davranmaz Han Solo Darth Vader'a karşı. Görünce savaşır. Ha, kaçmak zorunda kalırsa kaçar ama kaçmak bir submissive'lık değildir. Teslim olduğunca teslim olmaz mesela. Bu bir submissive hareket değil mesela teslim olmamak. Olmaz. Teslim olduğunca teslim olsaydı daha bir submissive olurdu zaten mesela. O yüzden bu circumplex'leri yaratırken aslında biz bir taraftan da karakter web yaratıyoruz. Karakterlerin birbirine karşı şeylerini görmemiz gerekiyor. Hislerini, davranışlarını vesairesini görmemiz gerekiyor. Bu da bizim karakterlerimizin birbirine karşı davranışlarından onlar arasında nasıl diyaloglar çıkarabileceğimizi veya hikayeyi nasıl birbirine bağlayabileceğimizi, hikayede bu karakterleri nasıl birbirine bağlayabileceğimizi ortaya çıkartıyor. Yani evet bir karakter yazacağız. Hikayenin bir parçası olacak fakat bu karakteri diğer karakterlerin gözünden de görmemiz lazım ki hikayede daha başarılı, daha böyle şeyli nasıl söyleyeyim karmaşık veya böyle derin hikaye şeyleri yazabilirim. Parçaları yazabilirim karakterlerle alakalı. Ve şey düşünce buraya geri dönelim. Şurada yazan karakterlerin birçoğu hani ilk film için konuşuyorum sadece. Filmin neredeyse tamamında bir şekilde gözüküyorlar. Hani Darth Vader'ın şeyi 5 dakika olmuyor mesela. Gidiyor geliyor bir şeyler oluyor. Prenses Leia sürekli orada. İşte C-3PO, Luke Skywalker, Han Solo hepsi sürekli orada. Ben Connery bir ölene kadar orada mesela atıyorum. Chewbacca sürekli orada. Ve birden fazla ana karakter varmış gibi oluyor aslında baktığınız zaman şeye. Ve hakikaten öyle zaten Star Wars evreninde birden fazla ana karakter var. Ama bu hani bizim oyunlarımızda da böyle olabilir tabii ki. Karakterlerin bir kısmını ana karakter gibi hissettirebiliriz. Hiç oynatmasak bile ana NPC diye düşünebilirsiniz bunu. Yani bizim sidekick'imiz dediğimiz şey var ya sidekick'ten önemli olabilirler sonuçta bu karakterler. Ama hiçbir zaman player control olmayabilirler. Bilemeyiz. Ama sonuçta ne olursa olsun buradaki karakter web'de birbirlerine karşı olan tavırlarının nereden çıkacağını, nasıl olacağını çok iyi çıkarmamız lazım. Hem karakterin kendi traitleri. Mesela şeyi düşün. Han Solo'yu düşün. Han Solo burada nereye girer? Nasıl bir insan Han Solo mesela? Şu şeyde nereye girer Han Solo? Mesela hostile bir insan mı, friendly bir insan mı Han Solo genel olarak? Hostile derdim. Yani adam sırf yerinde oturuyor diye onu evet. Öldüren. Yerinde oturuyor diye değil ya lütfen yani. Tehdit ediyordu aslında. Aslına münasır. Güzel. Ben şöyle şey yapardım. Mesela Han Solo bence friendly bir karakter. Ama hostile'den friendly'e dönmüş bir karakter. Yani karakter growth sonuçta yaşıyor. Ben sadece birinci film olarak bakmıyorum. Üç film bazında bakıyorum. Hostile'dan friendly'e dönüş gerçekleştiriyor aslında karakter growth'ta. Niye? Çünkü hem yumuşuyor, hem şey yapıyor, hem de hani Rebel Alliance tarafına katılıyorum ben. Tamam ya şeyine giriyor. Hani o her ne kadar biraz zorlayarak olmuş olsa da kabulleniyor ve şey yapıyor. Ha, dominant mı submissive mi diye bakarsak? Dominant ya. Dominant değil mi? Kesinlikle dominant. Ya bir kere şeye bakın. Boasting, proud. Bunlar kesinlikle var adamda. Egotistical, arrogant. Kesinlikle var bu adamda bunların hepsi. Yani şurada gördüğünüz şeylerin hepsi Han Solo'da zaten var. Yani dominantın kralı aslında kendisi. Hakikaten çok ön planda dominant tarafında. Hostile tarafı da var evet. Hostile tarafından yani hostile buraya kadar gelmiş bir hostile tabii. Şurada bir hostile. Bu tarafta kalan bir hostile. Self-respecting'i var kesinlikle. Bunların hepsi var.
buradan şu tarafa geçiyor. Bu kadar friendly olmuyor tabii ki ama bu tarafa geliyor. Yani being capable, assured, hani onun yanında olmak insanı güvende hissettirebiliyor. Süper friendly değil ama şu taraftan yani eksenin bu eksi birinden artı birine geçmiş oluyor. Artı beşe geçmiyor eksi beşten. Öyle bir değişim olmuyor tabii ki ama eksi birden artı bire geçmiş oluyor hostile friend çizgisinde ama kesinlikle dominant şeyini bozmuyor mesela. Line'ını bozmuyor mesela. Ha mesela Leia'ya karşı dominant olmayabilir bir noktadan sonra submissive geçiyor Leia'ya karşı ama Leia olduğu için mesela. Hani karakterler bazında ayrı ayrı bakınca herkese karşı farklı davranıyorsunuz zaten. Ama karakterin yani o bir karakterin kendisini özellikle incelediğin zaman ana hatlarıyla genel geçer şeyini daha rahat görebiliyorsunuz. Peki bu karakter web'i yaratıyoruz ediyoruz. Bu karakter web bize karakterlerin birbirine karşı şeylerinden bahsediyor. Davranışlarından bahsediyor ve ona göre de şeyleri çıkartıyoruz dedik. Script'le çıkartabiliyoruz, diyalogla çıkartabiliyoruz dedik. Bu interaksiyonda yani iki karakterin birbirine interaksiyona girdiği zaman da ön plana çıkan ve karakterlerin aslında birbirine karşı nasıl davranacaklarını belirleyen çok önemli bir özellik var. Buna statü deniyor. Statüs. Şimdi statü dediğimiz şey iki karakter birbiriyle diyaloğa girdiği zaman özellikle birbiriyle interaksiyonda ve bu interaksiyon diyalogsa ya diyaloğa girdiği zaman birbirine nasıl davrandığıdır. Şimdi burada şöyle bir şey var. Bir low status, düşük statü, bir de high status, yüksek statü var. Bu düşük ve yüksek statüde karakterler birbirlerine nasıl davranıyor? Bu gerçek hayatta da böyle bu arada. Bunun aslında şeyde olsak çok güzel bir örneğini yaptırmak istiyordum size. Sınıfta olsak, beraber olsak. Harika bir uygulaması var aslında ama low statü dediğimiz şey, düşük statü dediğimiz şey çekingen, işte göz kontağından kaçan, işte yani işte peki olabilir bilmem ki falan diye böyle kesik kesik konuşabilen, şey yapmayan insan oluyor. Hani böyle kendi çok güveni olmayan insan oluyor o anda. High statü dediğimiz şey de direkt göz kontağı kuran, konuşurken sadece ve sadece karşıdaki insanın yüzüne ve gözüne bakabilen, hiçbir şekilde kesinti olmadan konuşan ve şey yapmayan, hani böyle kafayı sağa sola sallamadan konuşan. Ben mesela kafayı sağa sola sallarım arada şey yaparken. Demek ki o low statü şeymiş, onu söylüyor. Ama hani tabii şeye bağlı, karakter trait'e de bağlı. Kesinlikle ve kesinlikle kendinden emin bir şekilde konuşan insanlar high statü oluyor. Şimdi low statü ve high statü, yani düşük ve yüksek statü şeyleri, kesinlikle ve kesinlikle şeyle alakalı değil. İşte ne bileyim böyle maddi durumla, işte şeyle, sosyaldeki, şeydeki böyle toplumdaki statüyle falan alakalı değil. Karakterler arasındaki etkileşimle alakalı. Mesela burada şöyle bir şey düşünebilirsiniz. Sokaktaki herhangi bir rastal evsiz insanın çok zengin birini ağzıyla konuşması, şey yapması aşağılaması da mümkün. Sen kendini ne zannediyorsun, ne işin var senin burada? High statü bir insan olarak konuşabilir o çok zengin insana karşı. Ve karşıdaki insan kırım kırım kırılabilir onun karşısında. Low statüye geçebilir. Bu tamamen şeyle alakalı. Hani teritori var burada mesela. Şurada yazmış ya teritori. Bulunduğum bölge. Ben buranın kralıyım. Bu hissi verebilirsin karşı tarafa. Ben evet belki zengin değilim. Belki senin gibi başarılı değilim ama burası benim çöplüğüm. Ya da ben burada daha kuvvetliyim senden bu bölgede. Niye? Çünkü benim silahım var, senin silahın yok. Sen burada avlanırsın, bitersin, ölürsün vesaire. Bu şeyleri verebiliyor. Sadece bakarak ve konuşarak bu hisleri verebiliyor karşı tarafa belki. High statü, low statü işte bu. Konuşmada kim dominant oluyor, kim submissive oluyor bunu belirliyor. Birden fazla insan high statü olamaz mı? Tabii ki olabilir. Birden fazla karakter high statü oluyor ve gayet iki tarafta hiç şey yapmadan, bozmadan birbiriyle direkt göz kontak kuraraktan ve üst perdeden konuşabilir. Olur. İki taraf low statü olabilir. Pek güzel bir conversation olmayacaktır ama yani ilgi çekici olmayacaktır ama iki high statü çok daha ilgi çekici olacaktır. Ama olabilir. Bir high, bir low statü olabilir. Birden fazla karakter tabii ki etkileşime girebilir. Ama sonuçta burada insanların tamamen şeylerinden bağımsız olarak, traitlerinden bile bağımsız olarak, hani okey traitler etkiler, yani dominant insanlar geldi daha high status oluyorlar. İşte submissive daha low status oluyor. Evet doğru. Çünkü sonuçta onların yani low status olanların yani submissive olanların eye contact yapması daha zor, biraz daha çekinik oluyorlar. İşte dediğim gibi konuşurken başka yerlere bakıyorlar, işte eller ayaklar durmuyor, sürekli birbirine bir şeyler yapıyorlar birebir konuşurken en azından. O yüzden bu insanların şeyi yok, hani böyle konuşma sırası o insanlardan pek bir şey beklemiyorsunuz. Konuşmada şey yapmazlar, böyle ilgi çekici bir şey yapmazlar. Bu arada kötü bir şey demek değil. Hani onların karakterinin beklenen şeyi o, values o, core value diyorduk yani. Yani low status bir insan gidip high status bir insan posta koyamaz o konuşmada. Öyle bir dünya yok. Çok ciddi bir growth yaşıyor olması lazım o sırada bunu yapabilmek için. Ama high status gidip low status'ı çok rahat posta koyar. Birbirlerine de posta koymaya çalışabilirler high status. İki tane yüksek statüdeki şey, karakter. Olabilir. Ama karakterin nasıl olduğunu belirlememiz lazım ki bu karakteri yaratırken bu karakter low status başlıyorsa durup dururken high status'a dönmemeli.
Bunu dikkat etmemiz lazım. Yani buna da bağlı kalmamız lazım. Bir taraftan bunu düşünmek lazım. Peki dönüşebilir ama dedik. Bu dönüşmelerin hepsi olabilir. Bir karakterin sonuçta growth'u var, transformation'ı var. Ne demek bu transformation veya bu growth? Karakterler oyunlarda değişirmiş. Hani ciddi hikayelerde, büyük hikayelerde özellikle şeyi düşünürseniz böyle eskiden yazılan klasik hikayelerin hepsinde karakter growth vardı zaten. Bir şekilde karakterler bir şeyler öğrenirler ve büyürler ve bir şey öğrenmeyen karakterler ölürler. Ben mesela şeyi çok severim. Arthur Miller'ın Death of a Salesman diye bir şeyi vardı. Satıcının Ölümü diye bir kitabı vardı. Biz onu lisede okumuştuk. Lisede bize İngiliz Edebiyatı dersinde okumuşlardı. Çok hoşuma gitmişti. Orada bizim İngilizce öğretmenimiz anlatırken karakter growth'u falan ilk defa orada öğrenmiştim. Onun anlattığı şeyleri öğrenmiştim. Karakter growth niye lazım ve olmayınca ne oluyor diye. Mesela Death of a Salesman'de şey ölüyor. Willie Loman, yaşatmıyorsam babaların adı, ölüyordu. Çünkü hiç değişmiyordu adam. Başından sona kadar tek düze, düz bir insandı. Ama mesela onun büyük oğlu öğreniyordu, değişiyordu. Babamın yaptığı hataları yapmayacağım diyordu ve başarılı oluyordu o sayede. Hani hayatta kalabiliyordu sonuçta o sayede. Gibi bir mantığı vardı. Karakter growth bu kadar önemli olabilecek bir şey. Karakterin ölüp ölmeyeceğini belirleyebilecek bir şey aslında. Bir oyunda, hikayede de karakter growth yapmayı başaramayıp da oyun sonunda öldürebilse karakteri bence çok güzel olur. Hani oyuncuya karakter growth yaptıramadığı için ya. Bir eğitime de şunu hissini verdirebiliriz. Neyse. Şimdi karakter growth dediğimiz şey, evet, hero'larda özellikle aranan bir şey. Hero her zaman hero olmuş olmak zorunda değil. Bizim karakterimiz, ana karakterimiz, avatarımız, evet, hero. Ama belki de başlarken hero değiliz. Yolculukta hero olacağız. Hero's journey diyoruz ya. O karakterin o şey sırasında, başından geçenler olay sırasında, olaylar sırasında bir şeyler öğrenip gelişmesini bekliyoruz, büyümesini bekliyoruz, transformation geçirmesini bekliyoruz. Evet, hani her oyunda her zaman şey olmaz bu. Karakter growth olmaz bu belki. Doğru. Olmak zorunda değil zaten. Yani Duke Nukem'in şeyinde ne karakter growth bekliyorsun ki veya Doom'da ne karakter growth bekliyorsun ki? Yani alacağın silahı vuracaksın herkes zaten. Veya platform oyunda ne karakter growth bekliyorsun ki? Hikayenin olmadığı için yani. Ama karakter growth olabilecek oynarda cidden bir karakter growth bekliyoruz. Bence mesela Witcher'da da karakter growth var. Yavaş yavaş şey yapıyordu hani başka insanlar hakkında da hani iyi düşünmesi gerektiğini öğrenebiliyordu o karakter bir taraftan. Misal. Hani çok natural kalmamaya çalışıyordu bir süre sonra. Öyle oynayabiliyordu en azından. Her şey natural ya, para varsa yaparım, para varsa yaparım. Ya durun bir yardım edeyim şunlara şeyine geçebiliyorduk aslında. Ki ben mesela öyle karakter seviyorum. Growth olarak hani pozitife giden karakter seviyorum. Ama karakter growth illa pozitif olmak zorunda değil. İnanılmaz negatife dibe de vurabilirsiniz karakter growth da. Sonuçta pozitif değil, negatif growth da olabilir. Bakınız yeni şeyden Star Wars oynanan Old Republic aynı şekilde. Niye? İster Light Side gidin şey yapın, hikayeyi yönlendirin, ister Dark Side gidin hikayeyi yönlendirin diyor. Ve hikaye ona göre farklı şey dönüşüyor ve Knights of the Old Republic'te, KOTOR'da o kadar güzel yapmışlar ki bunu. Light Side'e giderseniz farklı bir oyun oynuyorsunuz aslında. Dark Side'e giderseniz farklı bir oyun oynuyorsunuz. Çünkü quest'in bitişleri de farklı oluyor o sayede. Hani farklı iki tane hikaye oynayabiliyorsunuz aslında oyunda. İki taneden de fazla aslında, biraz mix and match yaparsanız ama sonuçta Light Side'e gidince apayrı bir oyun, Dark Side'e gidince apayrı bir oyun ve hikaye oynamış oluyorsunuz. O yüzden replayability çok yüksek aslında. İkisi de denemek adına. Bunlar hani karakter growth'un yönleri pozitif veya negatif. Yine oyuncuya bırakıldığı zaman oyuncu daha çok eğleniyor. Daha çok zevk alıyor tabii ki. Zorunlu olmadığı zaman bunlar. Diğer taraftan da işte hani bir şeyi karakter growth'u göstermek istiyorsak bir transformation chart yaparsak bu bayağı bizim işimizi kolaylaştıracaktır. Ki olaylar hani bunlar scene'ler olabilir, işte chapter'lar olabilir, özel böyle quest'ler olabilir. Ki olaylarla ki bunları tepeye koyalım. Sol tarafa da bütün karakterleri koyalım. Bunlar da etkileyen. Ve bunların nasıl değiştiğine bakalım. Mesela çok basit bir şey. Cinderella hikayesi. Cinderella hikayesinde 3 tane ana karakter şeyi var. Biri Cinderella'nın kendisi. Biri anne ve kız kardeşler. Biri de şeyler. Üvey kardeşler, üvey anne. Biri de prens zaten. Şimdi hikaye başlarken ilk başta şeyin başta Cinderella üzgün, mutsuz. İşte eziyet çekiyor evinde ve bir şey hizmetçi gibi davranılıyor. Şeyler de superior and mean tabii ki de anne ve şeyler. Şeyin haberi yok, prensin hiçbir haberi yok. O zaten şey dışında lonely diyor zaten. O zaten hikayenin dışında daha hikayeye girmemiş bile. Invitation geliyor. Bir şekilde onlara şey ulaşıyor. Davet ulaşıyor ve davetten sonra hopeful ama disappointed. Niye gelmeyeceksin diyorlar çünkü. Umutlanıyor, ne güzel bir baloya gideceğim diyor ama gelmeyeceksin diyorlar. Disappointed oluyor. Bunlar da ecstatic and erroneous. Ha, prensten davet geldi. Baloya gideceğiz. Süper harika. Prensle tanışacağız falan filan şeklinde. Prens hala zaten şey dışında. Sadece adı geçmiş durumda. Hikayenin dışında. Night of the Ball. Hani baloya geldiğimiz zaman ne oluyor? İşte Cinderella'ya peri fairy godmother yardım etmiş. Gelebilmiş. Beautiful bir prenses olarak. Çok güzel bir prenses olarak şeye gelmiş. Ortama gelmiş. Ve orada hani eğleniyor. Keyfine bakıyor.
şeyler anne ve kız kardeşler de yıkıma uğramışlar. Ya bize bakmıyor prens, gidiyor şuna bakıyor falan şeklinde. Diğer tarafta da prens de zaten artık şeye girmiş, hikayeye girmiş ve "Aa, çok güzel bir kadın var ya burada" diye ona ilgi duymaya başlamış bir anda. Ne oldu? Karakterler yavaş yavaş transformation oluyor. Bakın Cinderella'nın transformation daha hızlı. Her adımda farklı bir şey yaşıyor. Duygu yaşıyor aslında. Stepmother'la stepsister'la başta ilk iki şeyde Cindy'de aynı arasında. Üçüncü Cindy'de biraz değişiyorlar. Ama hani yine de az çok şeyleri aynı. Hani traitleri aynı, karakter şeyleri aynı. Cinderella biraz daha pozitife kayıyor. Fakat bir sonraki gün tekrar aynı şeye geri dönüyor. Tekrar eziyet çekmeye başlıyor farklar. Ama hani bu sefer Slipper'ın şeyi ortaya çıkmış olduğu için anne ve kız kardeşler umutla, belki Slipper bizim ayağımıza uyardı, prens bizimle evlenir falan diye şeyleri var. Prens de aramaya çıkmış durumda. Slipper kimindi, bu ayakkabı kimindi diye şey yapıyor, dolaşıyor bütün şeyde, ülkede. Ve en sonunda biterken tabii ki de Happily Ever After, çünkü ana karakter o, Cinderella karakteri. Happily Ever After, prens ana karakterin hani sidekick'i, Cinderella'nın sidekick'i sonuçta prens. O da Happily Ever After, onunla beraber olabildiği için. Şeyler ise anne ve kız kardeşleri, üvey anne üvey kardeşleri. Kız kardeşleri ise mahvolmuş bunlar. Yani bundan sonra işte kaybettiler o şeyi, onların gözü. Bu savaştı ve o savaşı kaybettiler aslında. Ne oldu burada? Cinderella için ciddi bir karakter growth şeyi oldu. Bir tarafta mutsuz, üzgün, submissive bir karakterdi. Yine friendly'di. Kesinlikle hostile bir karakter değildi ama submissive bir karakterdi. Ama bittiği zaman dominant bir karaktere dönüştü biraz daha. Çünkü kendi güveni yerine geldi. Artık ben bir şeyler yapabiliyormuşum, bende self-worth'um varmış, benim de değerim varmış kısmını anladığı için dominant bir karakter dönüyorum. Bu arada submissive ve dominant illa şey değil, böyle hani vurdu kırdı, ben ne istersem yaparım değil dominant demek. Submissive de pekala bir olur falan değil. Nasıl davranıyorlar kısmı da buna şey yapıyor. Hani dedik ya, kendine güven de bir dominance trait'tir. İlla böyle ben her şeyi parçalayacağım, en büyük benim değildir dominant olmak. Onu öyle kesinlikle algılamıyorum. Buradaki de evet, Cinderella sabitlerden dominanta dönüşüyor ama dominant dönüşü evil bir şey olmuyor. Evil bitch olmuyor sonuçta. Sadece kendine güveni yerine geliyor. Ben artık daha şey bir insanım diyor. Kendine güvenli bir insanım diyor. Bu da ciddi bir karakter growth aslında. Şeye bakarsanız da stepsister ve stepmother'da karakter growth negatif yönde almış oluyor. Yani şey olarak bakarsanız dominant şeyde submissive. Dominanttan submissive'e düşüyorlar aslında. Cinderella'ya karşı en azından öyle. Dominantlardı fakat artık submissive'ler, çünkü disgrace, hani şey olmuşlar. Nasıl söyleyeyim? Küçümsenmişler değil de rezil olmuşlar. Ha, güzel. Rezil olmuşlar ve o yüzden de artık submissive bir role bürünmüş durumda mesela. Bu da hani karakterleri şey yapıyor. Nasıl transform olabileceğini gösteriyor. Pekala. Bizim karakterlerimizin bir de visual tarafları var. Neye benziyor bu karakterler? Bütün karakterler birbirinin aynısı olmak zorunda değil görünüş olarak. Bir kere humanoid karakterlerimiz var iki tarafta. Klasik alışık olduğumuz iki bacak, iki kol, iki kafa. Bunlar hani yüz hatları olsun, işte ağzı, burnu, gözleri olsun. Hep bildiğimiz, alıştığımız insan şeyi, vücudu şekli olan karakterler. Humanoid karakterler zaten en genel geçer gördüğümüz karakterler oyunlarda. Canavarlarda bile humanoid şeyler olabiliyor, özellikler olabiliyor bayağı bir oyunun içerisindeki. Ana karakterlerimizin çoğu da humanoid oluyor zaten. Her zaman tabii ki böyle olmak zorunda değil. Farklı karakterler olabiliyor içeride ama genelde humanoid şeylerle yola çıkılıyor. Bunun haricinde hani bunların abartılması veya cartoon iş, böyle daha çizgi filmsi bir havada çizilmesi de mümkün. Hani özel böyle kolları biraz daha normalden uzun, böyle işte bacakları daha kısa normalden falan gibi, kafası daha büyük falan gibi. Ama bunu cartoon iş yapmayıp da normal bir karakterde yaparsanız hastalıklı veya şey bir böyle imaj çiziyor, mutasyona uğramış bir imaj çiziyor. O da itici olabiliyor. İnsanlar genellikle kendilerine benzeyen şeylere karşı daha fazla empati gösteriyorlar. Kendine benzeyen, yani iki gözü, iki kulağı, iki işte kolu, iki bacağı, ağzı, burnu falan varsa daha bir empati gösteriyor. Diğer karakterlere karşı daha zor oluyor empati göstermek insanlar için. Burada şöyle bir şey var, farklılık var ama bu kısım önemli. Mesela atıyorum, bir taş, işte bir kedi, insan, bir de insansı robot düşünün. Taşa pek empati göstermez insan. Kedi hoşuna gittiği için, oynadığı için ve hani bebek çağrışımı aldığı için, büyük gözleri var, kafalarına göre büyük gözleri var. O yüzden insanların, bebeklerinin şeyini hissettiriyor, benzediğini düşündürüyor. O yüzden bir empati var. Başka insanlara karşı daha çok empati gösteriyor. Fakat İnsan gibi robotlarda bir sıkıntı var. İnsan insan ne kadar çok benzerse o kadar itici oluyor aslında. Niye? Çünkü rahatsız oluyor insan.
o dizi izle mutasyon şeyini robotlarda daha çok hissedebiliyor. Burada şöyle bir şey var. Robot olduğunu anlamak istiyor insan. Ciddi anlamda Android şeyleri böyle herhalde ona karakterleri insana rahatsızlık verebiliyor. Oyuncuya rahatsızlık verebiliyor. Hepsini her zaman vermiyor tabii ki ama böyle bir şey de var arka planda. Akla tutmanız gereken. Yani orada bir şey var. Normalde diyoruz ya insan ne kadar benzerse o kadar visual olarak ne kadar humanoide benzerse insana benzerse o kadar empati gösteriyor diye. Burada tek şey yapan hani bu artışta bu eksponansiyel artışta tek sıkıntı yatan şey insan çok benzeyen robotlar. Robotlarda bir sıkıntı yaratabiliyormuş karakter. Yukarıya gidiyor. Benzemesi insan çok fazla aşırı benzer. Robot olduğunu anlamayacak kadar çok benzemesi sıkıntı yaratabiliyormuş insanlarda. Bunun nedenini ben de bilmiyorum. Ben de mesela o kadar büyük sıkıntı yaratmıyor ama genel şeyde bir sıkıntı yaratma gerçeği varmış. Peki non-humanoid karakterler var diğer tarafta. Hani humanoidler dedik ya iki göz, iki kulak vesaire. Non-humanoid karakterler ise şekiller Teşekkür çok daha ederim. farklı. Çok daha ayrı şeyler olabiliyor söylediğim. Görseller olabiliyor. Mesela çok ünlü bir, burada vermiş hemen zaten örneğini, R2-D2 karakteri var. Humanoid değil. Yani üç bacağı var. Üç bacağıyla yürüyor aslında. Tekerlekli bacaklar. Kafası var ama gözleri yok falan gibi düşünebilirsiniz. Hani şey yok. Hani surat yok çünkü. Hani bir kafa var ama suratımsı bir şey yok orada. Gözler var aslında ama hani ifade verebilecek bir şey yok orada. O yüzden hani non-humanoid bir karakter ama çok sevilen çok ünlü bir karakter. Hayvanların hepsi non-humanoid zaten kabul edilebilir. Hani belki goriller, maymunlar hariç. Onlar da humanoid bir Çok karakter. bağlaç olabilir. Bazıları olabilir ama çoğu hayvan non-humanoid'dir. Monsterlar zaten genel olarak beklentisi olan non-humanoid'dir. Hani çoğu makine bazlı yaratık veya karakter non-humanoid'dir. Hani birçoğunu non-humanoid karakter olarak görebiliyoruz. Hani bu bizim için şey ne derler ona bunlar NPC, bunlar canavar diye ayrımı sağlayan şeyler. Fakat non-humanoidlerin hepsi canavar olmak zorunda değil tabii ki. Var. Hani başka başka şeyler var. Canavarların birçoğunu non-humanoid olarak kurgulamaya çalışıyoruz tabii ki. İşte tek gözü var, şeyi var, işte klovları var falan filan böyle. İşte dört ayak üzerinde yürüyebiliyor falan gibi. İnsanda olmayan özellikleri koyabiliyoruz. Ama onun haricinde hani normal NPC'lerde de yani kullandığımız karakterlerde bile non-humanoid şey olabiliyor, durumlar olabiliyor. Çok da sıkıntı değil bunların olması aslında. Peki, genelde canavarları hani insanları yani canavar karakterlerini yaratırken insanların çekindiği şeylerden, özelliklerden almaya çalışıyorum. İnsanların korktukları belli başlı hayvanlar var diye. Mesela sürüngenlerden korkar insanlar. Timsahtan korkabilirler mesela bu tip şeylerde. Yılandan korkarlar mesela insanlar. Bu tip reptile, sürüngenlerin özellikleri alabiliyor. Mesela bazı insanlar böceklerden veya şeylerden korkabilirler. Örümceklerden falan korkabilirler. Hani bunlar farklı farklı şeyler. Böcekler, örümcek ama sonuçta bu tip böyle crawler dediğimiz, creep crawler değil mi? Crawler dediğimiz canlılardan, hayvanlardan korkabilir insanlardan. Bunların özellikleri alınabiliyor. Ya da işte uzun şeyler, söylediğim pençeler, belki salya şeyleri veya uluz dediğimiz o böyle hani jölemsi şeyler, vücut üzerinde, deri üzerinde falan olabilir. O tip şeyler falan. Hep insanları korkutan, iten şeyler olmuştur. Ve bunları monsterlarda kullanmak karakter yaratımına çok normal geliyor. Çünkü zaten insanların korktuğu ve itildiği, sevmediği şeyler. O zaman monsterları bu özellikle koyabiliriz diyoruz. Gayet mantıklı. Yani non-humanoid karakter yaratırken özellikle monster yaratmak istiyorsak, canavar yaratmak istiyorsak otomatik olarak insanların korktukları öğeleri alıp koymak mantıklı bir davranış tabii ki. Bu ikisinin haricinde bir de hibrit karakterler var. Yani hem humanoid hem non-humanoid özellikleri var. Mesela Mermaid verilmiş, bu deniz kızı verilmiş. En güzel örneklerden biri bence. Bel üstü humanoid, bel altı monsters aslında. Yani baktığında balık var bel altında çünkü. Yani bel üstü ama normal insan. Gayet şey, hani hibrit bir karakter. Bir sürü farklı şey var. İnsan makine bileşimi şeyler var. Mesela Borglar hibrit aslında. Çünkü makine parçaları var. Vücutların makine şeyler ama insanımsı var. C-3PO mesela. Hani humanoid'e daha çok benziyor ama o da bir hibrit çünkü metalden yapılmış ama iki göz var, kulak ne işte yani ağız falan var ama hareket etmiyor. Humanoid bir şeyde tarzda çizilmiş ama tam humanoid de değil. İkisinin arasında kalabiliyor. Tam humanoid'e daha yakın, hibritten de daha yakın belki çizim olarak, tarz olarak ama sonuçta hani Borglar'da, C-3PO'da bence humanoid bana humanoid hissi veren şeyler değiller. Görünüş olarak öyle verse de hissediş olarak, his olarak onu vermiyorlar mesela.
Cylon'lar var mesela şeyden. Yine burada güzel bir örnek. Battlestar Galactica'da. Tam bir şey hani insan şey hibriti. Fakat Cylon'un Cylon olduğunu bilmiyorsam karakterleri düşünürsek tamamen humanoid aslında. Birebir insan kopyası. Hiçbir şeyi yok. Hani deriye kadar şey olarak, görünüş olarak hani şey isimli Cylon'dan diyelim. Numaralı Cylon'dan diyelim. Hepsi birebir görünüş olarak insan kopyası zaten. Şeyler okey. Terminator gibi şeylerdeki karakterler yine hibrite girerler. İnsanımsı görünüşleri var. Ama insan olmadıklarını bariz belli ediyorlar. Farklı farklı özellikler var. Mesela metalden yapılmış olmak insanımsı bir şey değil, özellik değil aslında yani. Gibi. Bunlar hep şey yapıyor yani böyle visual type olarak baktığımız zaman zorlayabilecek şeyler. Özellikle hibritler. Bu hibrit mi yoksa humanoid mi? Hibrit mi monster mı diye veya hibrit mi non-humanoid diye pek sormuyoruz. Genelde daha belli oluyor, daha açık oluyor ama hibritle humanoid arasında bir tam böyle kesin çizgi olmayabiliyor. Onu biraz uğraştırabiliyor. Fakat sonuçta bizim yaratacağımız karakteri yaratırken başta bu hibrit olsun, bu humanoid olsun diye birebir şey yapmak zorunda değiliz tabii ki. Kesin karar verip de öyle yapmak zorundayız ama bitirdiğimiz zaman ya evet bu hibrite yakın ya da evet bu humanoid olmuş falan diye bilmeliyiz. Diğer tarafta cartoon-like karakterlerimiz var. Demin demiştik ya humanoid'in içerisinde bunlardan bahsetmiştik. Cartoon-like karakterlerin özellikleri oluyor aslında. Yani cartoon-like karakterin bir trait'i var. O trait'e göre cartoon işi daha belli, daha böyle ön plan olarak, o trait ön plan olarak çizerek yapılıyor. Mesela cool karakterler. Hiçbir şeye umursamazlar, çok rahattırlar. Hani kolay kolay dengeleri bozulmaz, kolay kolay üzülmezler, şey yapmazlar ve şey değillerdir. Hani genelde asi tiplerdir böyle. Hani şey vardır ya, sigara içen 18 yaşında gençler falan modeli asiliği kabul eden bir şey var ya. O değil de Han Solo'yu alın koyun işte, cool karakter. Misal cartoon-like olur. Cartoon-like olarak çizilebilecek bir karakter mesela. Burada genelde hani sıkılmış işte böyle ya ne gerek var ki falan diye takılan bir karakter olarak çizilirler. Ama aksiyona geçerse bu karakterler daha böyle hareketli, atlayan, şey yapan, hızlı, hiç yerinde duramayan karakter oluyorlar. Hani cool karakterlerin çizim olarak baktığın zaman animatif haliyle yani hareketli haliyle durağan hali arasında birebir tezat durumlar. Durağan halde ya ne gerek var ki falan, hani hiç şey yok, sıkılmış, şey yapmak istemiyor, düşüncelere dalmış belki, hani yavaş, şey bir hava veriyor, böyle hani nasıl söyleyeyim, bıkmış, tükenmiş bir haberi ama aksiyona geçtiği anda çok hızlı, çok decisive, çok şey yapıyor böyle hani bayağı eğlendirecek şekilde koşuyor, zıplıyor, ediyor veya kombata giriyor diye düşünebilirsiniz. Sonuçta bu cool karakter hani. Yani tamam yavaşım, şeyim imajı çiziyor belki, sıkılmışım, uğraşmak istemiyorum için ama uğraşmaya başladığı anda, aksiyona girdiği anda da en tepeye çıkıyor şey olarak da. Evet, adam harika veya kadın harika dövüşüyor, çok güzel hareket ediyor vesaire gibi. Diğer tarafta tough karakterler var. Yine cartoon-like'ın içerisinde çizim olarak baktığımız zaman. Tough karakterler de zaten hani physical aggression'ın en şeyi böyle hani agresif karakterlerin en önünde gideni oluyorlar. Otomatik olarak bütün her şeyi kombatta çözebilecek insanlar aslında düşündüğünüz zaman. Hep şeylerin. Ama bunun içerisinde böyle hani male karakter olmak zorunda değil. Çok güzel. Burada Lara Croft örneği var. Lara Croft da tough karakter. Tough bir karakter. Şey bir karakter. Kuvvetli bir karakter aslında. Şey değil. Cool değil. Cute de değil. Kesinlikle Lara Croft cute olamaz zaten. Ama tough bir karakter. Hani o yüzden şeyi var. Burada mesela hypersexualization'dan bahsediyor. Daha önce konuşmuştuk bunların benzer şeylerini zaten başka yerlerde. Hypersexualization olması lazım biraz da diyor. Olabiliyor yani tough karakterlerde. Erkeklerde de üstü çıplak karakterde olabiliyor duruma göre. Kadınlarda da olabiliyor benzer şekilde. O yüzden hani olmak zorunda değil ama olabiliyor diye anlatıyor. Yosemite Sam ve Ruyu örnekleri vermiş mesela. Ruyu evet bir tough karakter Street Fighter'da. Hareketlerinden, şeyinden, duruşundan, şey yaparken hani özel hareketlerini yaparken ki bağırışından bile tough bir karakter olduğu şeyini veriyor. Kesinlikle cool değil. Hareketli olduğu yerde dururken bile şey yapıyor. Kendi öyle zıplıyorlar sürekli şey hareket halinde dururken bile. O yüzden tough karakterler bunlar aslında. Mesela şey cool karakter. Neydi o şeyin adı? Yine Street Fighter'da şey pilotu. Jet Fighter pilotu. Ha? Scorpion. Scorpion da Jet Fighter Fighter'da diyorum. Scorpion Mortal Kombat'teydi. Ha pardon. Alex Poo diye bir şey vardı. Öyle şey demiyordu ama işte. Guile. Guile, yes. O mesela cool karakter bence. Hani saçını tarıyor, şey yapıyor, rahat takılıyor. Şey yapmıyor, çok aşırı aksiyonu şey yapmıyor ama aksiyonu girdiği anda çok güzel hareketler yapmaya başlıyor mesela. Hani onların hepsinin farklı şeyleri var. Tough karakterin, cool karakterin hareket şeyleri var. Animasyonları var ve ona göre şey yapılıyorlar. Hani çiziliyorlar, hazırlanıyorlar. Burada genelde mesela
tough karakterlerde hareket etmediği zaman bile böyle bir her an kombata girecekmiş gibi. Hani Edge of the Seat dersin ya, şeyin ucunda oturuyormuşsun gibi dersin ya koltuğunca. Aynı o şey vardı böyle. Kafa öne eğilmiştir, biraz vücut öne doğru eğilmiştir böyle. Ne var ki, ne istiyorsun ki falan diye bir şey söylesen dalacakmış gibi dururlar mesela tough karakterler. Gelen şey odur, beklentisi odur. Aynı zamanda kartun şeylerde, çizimlerde. Hani mesela Yosemite Sam'i düşünün. Çok küçük ya. Ama tough karakter adam. Her şeye atlıyor, her şeye dalıyor. Durmuyor yerinde. Hani tamam, küçüklüğü ona bir mizah şeyi katıyor. Öğesi katmış oluyor ama bildiğin tough karakter ya. Adam silahlarını çekiyor, saldırıyor, ediyor, şey yapmıyor, duramıyor yerinde. O yüzden hani tough karakter olması mizahi bir şey olmayacağı, hani böyle illa böyle süper kaslı, çok kuvvetli bir çizim olması zorunda değil. Çok gayet küçük, ufak bir şeyi var. Yosemite Sam'in, ama adam tough karakter. Yani hiçbir sıkıntısı yok onda. Diğer tarafta cute karakterler. Hani cute karakterler genelde biraz daha bebeklerin şeyleriyle çiziliyor, oranları çiziliyor. Büyük kafa, büyük göz, mantığı düşünebilirsiniz ama göz oranı kafa oranına göre daha büyük. Vücuduna göre daha büyük bir kafası var. Gözleri de kafasında büyük bir yer kaplıyor falan gibi şeyleri var. Bunların genelde hani cute karakterlerin şeyleri normalde yapamayacakları şeyleri yapabilecek hani özellikler vermeleri. Öyle bir karakterden beklemeyeceğin aksiyonları yapabilir hale geliyor cute karakterler. O da hani şey veriyor, hani farklı bir bakış açısı veriyor oyunda o karakterlere. Genelde çok böyle masum gözüken, işte böyle şeyden hani böyle bağımsız ve şey gözüken, böyle ayrık gözüken, böyle olayların haberi bile olmayan bir karakter gibi çiziliyor. Fakat şeye girdiği zaman, aksiyona girdiği zaman da bu bunu yapabiliyor muydu ya dedirten hareketler yapabilir hale geliyorlar cute karakterler. Genelde dediğim gibi mizah tarafına da girebilirler. Ama insanlara böyle mutlu, happy şey, an yaşatmak için genelde bunları daha çok kullanıyoruz. Burada bir de goofy karakterler var. Mizah deyince mizahın dibi zaten kendisi. Ki goofy karakterin en çok bilinen şey adı üzerinde goofy'dir. Hani şeydeki, söyle adını, Disney'deki. Ve hani şey vardır, genelde budala diyebileceğimiz özellikleri ön plana çıkar. Fakat şey değildir. Hani mesela Scooby-Doo en bilinen goofy karakterlerden birisidir böyle. Scooby-Doo çizgi filminde onun varlığı bile insanları güldürüyor zaten. Peki ne yapıyor bunlar? İşte hareket ederken düzgün hareket edemiyor, takılıyor, düşüyor, sakallık yapıyor vesaire. Ve hani şey yapabiliyor, hani böyle eğlendirebiliyor insanı. Fakat burada şöyle bir şey var. Bu sakarlıklarını eğer o goofy karakteri NPC değil de PC olarak kullanıyorsak biz çok dikkatli ayarlamalıyız ki bu sakarlıkları ve goofiness yüzünden ölmesin veya başına kötü bir şey gelmesin. Engellenemeyecek. Bu önemli bakın. Cutscene'lerde olur. Bu goofilikler şeylerde olur. Hani böyle conversation'lar sırasında olur. İşte basit şeyler sırasında olur. Bir yerden bir yere giderken başına bir şey gelmeyecek şekilde, kötü bir şey gelmeyecek şekilde olur ama combat sırasında goofilik yaparsa eyvah. Yandık. Çünkü o player direkt soğur. Hani kombata kadar her şey okey ama aksiyon başladı, kombat başladı, bir yere tırmanıyor, bir parandel atıyor, bir şey yapıyor. O da goofiness'ı bir şekilde o karaktere zarar verdirirse ve hani geri alamayacağı bir zarar verdirirse oyuncu direkt sıkılır bundan. Hani punishment ve reward olayı vardı ya, bu goofilikten dolayı ağır punishment ve bir şekilde telafi edemeyeceği punishment almaya başlıyorsa eğer oyuncu direkt bırakır o karakteri, sıkılır. Hiç yapmaz, affetmez. O yüzden hani goofy olabilir karakter ama bu onu daha less able yapmamalı. Kombatta veya aksiyonda. Bunlar önemli şeyler. Hatta goofy sayesinde daha güçlü olursa daha iyi olur. Hani böyle. Değil mi? Mesela. Bir davrandığı mesela, için aslında böyle. Çok güzel bir örnek. Biliyor musun? Scooby-Doo çok güzel bir örnek. Scooby-Doo ne işe yarıyor biliyor musunuz o çizgi filmde? Niye Scooby-Doo var o çizgi filmde? Ne işe yarıyor? Bir fikriniz var mı? Eğlendirmek. Kazara suçluyu bulması. Efendim? Kazara suçluyu bulması. Yok, okey. Ama eğlendirme kısmı güzel. Ama çok önemli bir şey daha var. Hani goofy karakterlerden bahsediyoruz ya, aslında küçük çocuklar da goofy'dir biliyorsunuz değil mi? Konuşma tarzları olarak da, hareketler olarak da sakarlardır, şeylerdir. Hani böyle atıyorum yürürken dengesiz düşerler, koşarlar düşerler, bir şey olur. Aslında goofy'lik vardır küçük çocuklarda değil mi? Küçük çocuklar Scooby-Doo'yu izlerken, aa benden daha goofy biri var diyebiliyorlar. Ve bu onları otomatik olarak o çizgi filme çekiyor. Ben hatalar yapıyorum, ben düşüyorum, ben şey ama Goofy, şey Scooby-Doo benden daha fazla yapıyor bunları. O yüzden o karakterin varlığı küçük çocukları o çizgi filme bağlıyor. O yüzden çok başarılı bir çizgi film bir yandan da. Çocuklar bayılıyorlar onlara. Çünkü Scooby-Doo var orada. Ben niye? Scooby-Doo korkuyor. Tamam mı? Çok korkak bir karakter. İnanılmaz korkak bir karakter. Çocuklar da korkabilir. Çok doğmak çocukların korkması. Peki ne oluyor orada? O takım
bir şey çözmeye çalışıyor. Ekip bir şey çözmeye çalışıyor. Scooby-Doo Gang bir şey çözmeye çalışıyor. Süper. Hayaletli olabiliyor, canavarlı olabiliyor ve Scooby-Doo bunlardan aşırı korkuyor. Şimdi bakıyorum, çocuklar da korkuyor. Çocukların korku seviyesi 0'da 10'a kadar, 10 terrified böyle ölecek kadar korku diye düşün. Çocukların korku seviyesi 5 olsun mesela. Korkuyorlar. Neredeyse bağırıp ağlayacaklar. Okey. Scooby-Doo 7 korkuyor. Ne yapıyorlar? Scooby-Doo benden çok korkuyor. Güzel, benim bu kadar korkmama gerek yok. İyi, o zaman devam izlemeye. Bu. Hem kendisinden daha goofy bir karakter var, hem kendisinden daha korkan bir karakter var. İnanılmaz bağlıyor çocuğu. Korkmamaya başlıyor o çizgi filmden. Çünkü ondan daha çok korkan bir karakteri görüyor ve o karakterin başına bir şey gelmiyor. O zaman ben niye korkayım ki? İnanılmaz bir mesaj. Ve inanılmaz işe yarıyor. Goofy karakterler insanları o şeye bağlayabiliyorlar. Hani tamam, çocukları şu anda kandırıyoruz belki teknik olarak ama sonuçta onları oraya bağlayabiliyoruz. Her karakterin bağlayabildiği, çekebileceği bir audience bir şey olabiliyor. Kitlesi olabiliyor. Ona bakmak lazım. Yani sonuçta bu çok şeydir. Ha, şu an kadar verdiğimiz bütün bu visual type'lar hep Western visual type'ları aslında düşünürsek. Japonlar çok daha farklı şey yapıyor. Animeleri düşünürseniz çok daha farklı karakterler çıkıyor ortaya aslında. Cute ama inanılmaz tough karakterler var mesela animelerde genelde. Çünkü onları büyük gözlerle çiziyorlar ama bir aksiyon başladı mı ortada darmadağın ederler bir anda falan böyle. Çünkü tough'tırlar. Büyük gözlü ve cute gözükmeye rağmen hep böyle aksiyon hazır tipler vardır böyle. O yüzden bunların çoğu Western olarak tabir edebileceğimiz karakter type'ları. Diğer şeylerde farklı karakter tarzları olabiliyor. Ve Western içerisinde de ayrılabiliyor. İngiliz'i farklı seviyor, Fransız farklı seviyor, Amerika'sı farklı seviyor. Mesela şöyle düşünün, karakter tarz olarak düşündüğünüz zaman şeyde sadece iki tane, Avrupa'dan çıkan sadece iki tane komik tüm dünyaya yayılıp ünlü olmuştu. Hangi ikisi bunlar? Çok ciddi anlamda aslında üç tane de iki. Diyelim. Mr. Bean ve şey mi? Komik, çizgi roman. Çizgi roman. Çizgi roman bilmiyorum. Biri Fransız, biri sanırsam Kuzey. İsveç, Norveç falan herhalde, emin değilim. Fransız olan Tenten, bütün dünyaya yayılan direkt. Öbürü de Asterix zaten yani. Bütün dünyaya. Niye peki diğerlerinin bu kadar çok şansı yok? Çünkü Amerikalılar sevmiyor şeylerin çizimlerini, Avrupalıların çizimlerini. Avrupalılar da Amerikalıların çizimlerini sevmiyor aslında. Yakın şeyler yapabiliyorlar okey ama birbirlerinin çizimlerinden çok haz almıyorlar aslında. O yüzden Avrupalı'dan çıkıp da dünyaya yayılan bir tek Asterix'i bu kadar şey var. Hani Tenten var. Red Kit de Avrupa'ydı galiba değil mi? Red Kit de gayet başarılı aslında ama Tenten Pembe Panter var dedik ama hocam. Pembe Panter. Pembe Panter. Okey. Ama hala baktığımız zaman bütün çizgi romanları hala basına edilen şey yapılan Tenten, Asterix. Bunlar direkt ön plana çıkan karakterler olmuş oluyor. Bir de hani mesela Pembe Panter Amerikan bir çizim aslında. Çizim tarzı olarak da. Avrupa'yı bir çizim değil aslında mesela. Çizim tarzına bakmak lazım orada biraz. Red Kit de aslında Amerikan bir çizim. Çünkü Red Kit zaten Wild West anlatıyor. Bakınca hikaye olarak da direkt. Yani o yüzden Tenten ve Asterix Avrupa'yı ve Avrupa'yı hikayeyle beraber ortaya çıkıyorlar ve Amerika'da tutuluyorlar. Başarılı oluyorlar mesela. Bunlar hani cartoon-like şeyin içerisinde yine ön plana çıkan şeyler olmuş oluyor. Nedenler olmuş oluyor. Başarılı olma konusunda her şeyin, her kültürün kendi cartoon-like çizimi var aslında. Ve o kültüre satmak istiyorsak oyunu o kültüre göre cartoon-like çizim yapmalıyız. Yani gidip de gerçi anime şu an tüm dünyayı şey yapar oldu, evet hitap eder oldu. Japonlar bunu çok güzel pazarladılar ve diğerleri. Manga şeyi çok güzel tüm dünyaya hitap eder oldu ama gidip de mesela Avrupa'yı bir çizimi Amerika'ya satmayı beklemek çok da doğru bir beklenti değil mesela. Kolay kolay olmuyor o iş. Onu söylüyor bize bu şey. Ayrımlar. Peki başka neler var? Biz karakteri yaratıyoruz ama neler yaratıyoruz? Bir kere clothing, weapon, symbol, object ve name. Bu dördü çok ön plana çıkan şeyler. Yani bir karakterden bahsederken o karakterle alakalı özellikle simbolik objeler çok şey değiştirebiliyor. Mesela düşünün. Çok güzel bir şey. Indiana Jones karakteri. Indiana Jones karakterini tanımlarken sadece sizden tek bir item istesem neyi söylersiniz? Kamçı. Kamçı bu kadar. Indiana Jones'u özdeşleştiren şey kamçı. İkinci item ise sen ne söylersiniz? Şapka. Şapka. Çünkü adamı tamamen şey yapan onlar. Hani symbolize eden şeyler onlar. Indiana Jones dediğiniz önce kamçı sonra şapka gelir aklımıza. Silahı var ama silah çok arka planda gelir belki. Belki 3, belki 4, belki 5 fark etmez. O silah çünkü çok nadir kullanır mesela Indiana Jones. Peki Darth Vader desem ne gelir akla? Nefes alıp verme. Nefes alıp verme gelir. Aynen. Özellik olarak bu sembolik object diye düşünebilirsiniz. Maskesi gelir tabii ki o şey yaparken. Zırhı gelir direkt. Bunlar gelir zaten. Darth Vader zaten böyle bir karakter. Zırhtan oluşuyor sadece.
Lightsaber'ı gelmez mesela kolay kolay. Lightsaber da var tabii ki ama Lightsaber'ı unique bir şey vermiyor bize. Hava vermiyor. Lightsaber Luke'da da vardı. Zaten Luke onun eski Lightsaber'ını kullanıyordu ya falan diye düşünürsün. Ama Darth Vader değil mi? O nefes alıp verme sesi geliyor ilk önce. Adamı sembolleştiren şey o. O nefes alıp verme sesinden dolayı sembolik bir şey geliyor. Şeyi düşünün hani 6. film yani aslında 3. kitabın filminin sonu. Oradaki şeyden ilk çıkışı. Chamber'dan ilk çıkışı ve ilk nefes alıp verişi. Ne kadar büyük bir etki yaratıyor insan. Çünkü bekliyorsun zaten bütün film onu. Hadi bu şeyi giysin, amir giysin ve o nefes alıp verişi duyalım diye. Ve onu yapıyor ve inanılmaz bir şey hissediyorsun böyle. Evet diyorsun, Darth Vader çıktı ortaya diyorsun şu an. Tam oldu şimdi. O zaman Darth Vader değildi o. Şimdi oldu diyorsun. O tamamen sembolik bir şey. Hani sadece obje olarak değil, karakter trait olarak da ortaya çıkıyor. Peki clothing mesela. Kıyafetler. Yani Indiana Jones'u oturup da hani tight'larla, short'larla falan göremezsiniz. Yani yok öyle bir şey. Adamın şeyi vardır hani kaki klotları ve şeyleri vardır hani kumaş pantolonu vardır belki duruma göre değişebilir ama şeyleri vardır, spesifik giyiniş tarzı vardır onun. Başka şekilde göremezsiniz onu. Darth Vader armor dışında göremezsiniz yani, yok öyle bir şey. Clothing de çok ön plana çıkan bir şey. Biz de oyunlarda sürekli olarak clothing değiştiren karakterler genelde koymayız. İnanılmaz bir bütçe şeyidir o. Ha olabilir, ona göre skin dediğimiz şeyler vardır karakterlerin. Değiştirebilmesi izin veririz ama sürekli olarak da wardrobe'unu seçip de gitmeyiz her gün bir yere giderken falan böyle genelde yani. Her zaman olmuyor. Sınıf tapan yaparız tabii onu da. Onun üzerine dayalı bir oyun değilse eğer yapmıyoruz öyle şeyleri. Silahların bazıları ikonik olabiliyor. O silahlardan dolayı o insanlar, o karakterler ön plana çıkabiliyor veya silahların sadece o insanlarla uyumlu olması gerekiyor. Yani gelecekten gelen bir androidin elinde tahtadan bir bıçakla gelmesini bekleyemem ben ya. Yani ya lazer silah olacak ya lazer kılıcı olacak bir şey olacak. Teknolojik bir silahla gezmesini bekliyorum mesela. Hani veya cilalı taş devrinden gelen bir elemanın elinde şey olmalı, baltası olmalı. Taştan yapılmaya ucunda şeyle bağladı. Cilalı taş devrinden geliyorsa, mağara adamıysa elinde katanası olmamalı mesela. Yani çok mantıklı değil. Hani karaktere uyan silahlar olması gerekiyor orada. Ve tabii ki benim en kötü olduğum yer isimler. Kesinlikle karakter isim bulamıyorum. Çok zorlandığım bir şey. Ama hani yapılabiliyor, uğraşıp da çıkartabilirsiniz. Karaktere uyan bir isim olmalı. Yani... Tamam, komedi şey için, mizah efekti için karaktere zıt bir isim de koyabilirsiniz. Ama hani genelde karaktere uyan isimler veya nickname'ler seçmek lazım o karakterlere. Yani elinde bir demet çiçek taşıyan 13 yaşında tatlı bir kıza işte Destroy of Heavens adını veya nickname'ini koymamak lazım. Bence çok mantıklı durmuyor. Burada şey önerebilirim. O avatar öyle gösteriyordur, okey tamam. Ama genel mantık olarak çok da şey değil. Efendim? Latince kitaplar yani tıp isimleri astronomiden gelen şeyler faydalı olabiliyor. Olabilir, evet. İsim bulmak konusunda. Mantıklı, olabilir. Peki, bakalım. Choice of weapons. Şimdi dedik ya silahlar uymalı ve bir karakterin silah seçimi onun hakkında çok fazla şey söylüyor. Mesela burada en güzel örnek yine demin konuşuyorduk ya. Indiana Jones'un VIP'i. Adamın primary silahı VIP. Bu ne diyor? Leather şey sevmiyor. Hani ölümcül silah kullanmayı sevmiyor. Evet bir tabanca var ama tabancayı çok nadir kullanıyor. Çok ihtiyacı olduğu zaman kullanıyor. Veya böyle hani acele etmesi gerektiği zaman o karşıda çıkan double sword'lu elemanı vuruyor mesela. Yani öyle devam ediyor. Niye? Çünkü onu VIP'le mümkün değil kazanması o şeyi. Çok uzun sürecek bir şey. Belki kazanabilir. Asumat edebilir ama hikayenin ona vakti yok. Oyunda belki bunu yapabilirsin evet ama o filmde o hikayenin ona vakti yok. Orada 15 dakika onunla kombatı oturup yapacak şeyleri yok, şansları yok. O yüzden silah çekip vuruyor. Hem bir komik efekt koyuyor hem bir mizah şeyi koyuyor oraya. Hem de ya diyor yani bu adam ihtiyacı olunca da kullanıyor bunu. Boşa taşımıyor bu silahı demiş oluyorsunuz. Eğer bir silah taşıyorsanız onu kullandırtmalısınız oyuncu. Bir şekilde onu kullanıyor olmalı oyuncu. Yoksa boşu boşuna oraya koyduğunuz bir şey oluyor. Hiçbir anlamı olmuyor. Ama yine de choice of weapon tarafı önemli. Hani... kullanabileceği, ön plana alacağı silah onun aynı zamanda karakterini anlatıyor bize. Bu arada Indiana Jones'un tabii ki VIP'i aynı zamanda Symbol of Resourcefulness demiş ya burada. Hakikaten de yani yapabileceği şeylerin sınırı yok onun aslında. Hayatını da kurtarabiliyor. Bir yerden bir yere gitmek için de kullanıyor. Sonuçta atıyor bir yeri yakalıyor. Ondan sonra zıplayıp öbür tarafa sallanarak geçiyor falan. Bunların hepsi mobilitesini arttırabilen şeyler ve ciddi anlamda işe yarayan şeyler. Bir şeyleri alıp çekmek için kendine kullanıyor gibi gibi bir sürü farklı şey için kullanabiliyor. Bu sadece insanın ayağını yakalayıp yere düşürmek ya da boğazını yakalayıp duvara vurmak için değil. Yani sadece silah olarak değil bunlar. Farklı farklı şeyler için de kullanabileceği bir item olmuş oluyor bu. İşe yarıyor. Diğer tarafta clothing tarafında veya simbolik object tarafında aslında daha çok
Hairstyle ve Jewelry. Özellikle bu da Jewelry ön plana çıkıyor. Şimdi saçımız da aslında, karakterin saçı da aslında çok şey veriyor. Hani karakterle alakalı bilgi veriyor. Ve bir taraftan da genelde karakterin saçı oyun boyunca değişmeyen bir şey. Yani gidip de saç kestirmiyoruz çoğu oyunda biz. Karakterin saçı duruyor. Üzerimizde kıyafetler, zırhlar değişiyor şeyler ama saçımız genelde duruyor. Başında bir saça karar veriyoruz eğer biz yaratabiliyorsak. Spesifik karakter değilse. Ondan sonra o saç pek değişmiyor oyun içerisinde. Çok nadir böyle özel durumlarda o saçın değişmesinin hikayeyle alakalı bir durum varsa değişiyor. Yoksa kolay kolay o saçı değiştirmiyor şey bize, tasarım sadece. O yüzden genelde saçı da karakteri uygun yapmak gerekiyor. Ama diğer tarafta mücevherat çok böyle kişisel ve önemli bir şey olabilen, plot noktası olabilen, hikayede önemli yer taşıyabilen şeyler oluyorlar. Mesela atıyorum şey düşün yine, military şeylerini, askeri bir karakter düşün. Kaç madalyası var? O madalyalar birer mücevher onun için. Bir jewelry şeyi onun için. O madalyalara göre ne kadar iyi bir asker olduğunu veya ne kadar çok savaşa gittiğini veya ne kadar çok kahramanlık gösterdiğini anlayabiliyoruz mesela. Bunlar önemli şeyler. İşte parmağında alyansı var mı? Alyans varsa evliymiş veya evli şu anda. Onun şeyi etkisi. Yani şeyde hikayede bunu söz olarak vermeden sadece mücevheratla açıklayabileceğim bir durumlar olabiliyorlar. Bunlar önemli. Mesela şey haç taşıyor. Ha o zaman Hristiyan ve şey hani birazcık religious, hafif böyle dini inançları olan bir insan demek ki diye şey yapabiliyoruz. Bunlardan çıkarımlar yapabiliyoruz. Ha, bunlar ters köşe için özellikle yapılmış, hazırlanmış durumlar da olabilir. Belki haç taşıyordur ama hiç alakası yoktur. O haç terstir, o anam görmemiştir falan böyle. Hani farklı farklı hikayeleri olabilir veya başkasının şeydir. Kendisi hiç dindar olmasa da başkasından çok yakın bir arkadaştan veya kardeşten kaldığı için taşıyordur o hacı falan gibi durumlar da olabilir tabii ki. Ama sonuçta mücevherat bize bizim görsel olarak algılayabileceğimiz çok güzel şeyler veriyor. Karakter traitler veriyor. Sadece bunu şey olarak hani böyle görmek veya duymak, yani şey yapmak değil. Hani söylediğim aksiyonda görmek veya konuşmada duymak değil de direkt böyle şeyken bile, boştayken bile, karakter hareket etmiyorken bile bakıp algılayıp hani oradan bir background, trait çıkartabileceğimiz şeyler veriyor. O yüzden mücevheratı güzel kullanmak gerekiyor. Bu hani hem stilini tamamlıyor karakterin hem şeyini veriyor. Sonuçta hiç mücevherat takmayan bir karakter de olabilir. Plain takılmayı çok seviyordur. Full mücevherat takan her tarafından mesela şey BA Baracus A takımı. Adamın üstü full go şey altın kolyeler dolu böyle. Altın şeyler, zincir şeyleri, söyle adını, zincirleri, şeyleri, yüzükleri falan. Çünkü karakter öyle bir karakter. Hani ben flashy'im, ben ön plana çıkacağım ve tough bir karakter. Bir şey oldu hemen kafa atıp içeriye girebiliyor ama aynı zamanda komik bir karakter. Çünkü uçaktan korkuyor ve sürekli bayıltıyorlar bunu bir yere uçuracakları zaman falan gibi. Hani ama bunların hepsini sadece karaktere bakarak, yani uçak kısmı aç, sadece karaktere bakarak anlayabiliyorsunuz zaten. Saç kesiminden, suratının ifadesinden, ne kadar sert baktığından, duruşundan böyle sürekli bir şeye sallayacakmış gibi böyle ileriye doğru duruşundan. Bunların hepsi bize şeyi veriyor. Karakter nasıl bir karakter olduğunu, nasıl bir şey beklememiz gerektiğini ondan veriyor. Arada işte komik relief için uçaktan korkuyor. Ya bu adam asker ama uçaktan ölesiye korkuyor gibi bir şey koymuşlar. Özel koymuşlar ama çok güzel olmuş mesela. Ve her bölüm onunla alakalı bir şey oluyor. Bu adamı nasıl uçağa sokacağız diye bir şekilde bayıtmaları gerekiyor falan. Hani o şey katıyor. Bir farklılık ve bir canlılık katıyor hikaye aslında bir taraftan. Aynı zamanda simgelemek için de güzel oluyorlar. Mesela işte Sailor Moon. Yani saçı ve takısı aklına geliyor. Yani. Aynen öyle. Aynen öyle. Güzel. Simge olarak zaten şey yapılıyor. Diğer tarafta isimler. Şimdi dedim ya benim en kötü olduğum şey. Ama bu isimlerde çok da iyi olmaya gerek yok ama isimleri farklı kullanabileceğimizi ve güzel şeyler çıkarabileceğimizi unutmamak lazım. Burada mesela şeyler var. Hani karaktere seçeceğimiz isim karakterle birebir bağdaşmak zorunda değil. Bağdaşırsa güzel olur tabii ki ama hiçbir distinctive'ı olmasa da olur. Mesela bakın. Sylvester Boots diye bir karakter var diyor. Anachronox'ta. Sylvester Boots deyince normal bir isim geliyor insanın aklına. Ama nickname'i Sly'miş. Ha, bu adam o zaman birazcık daha şey diyorsunuz. Hani kurnaz, böyle kandırabilir, şey yapabilir bir tip olması lazım. Çünkü Sylvester Boots okey bir karakter işte. Ama Sly deyince ha okey tamam. Bu adam kurnaz, açık göz, şey yapabilir. Belki şeydir, eli uzundur, belki insana çok güzel manipüle ediyordur. Böyle şeyler bekliyorsun karakterden, nickname Sly olduğu için. Lara Croft'a bakın mesela. Lara Croft normal bir isim gibi duruyor değil mi? Çok da Lara, çok kullanan bir isim. Croft'a güzel bir soy isim. Ama Lara Croft'taki Croft soyadı aslında çok böyle noble. İngiliz dediğin bunu rahat anlayabileceği, İngiliz şeyini buna rahat anlayacağı. Noble bir aile ismi aslında. Hani şey değil, direkt upper class olduğunu söylüyor aslında Croft soyadına sahip olması. Bakın, Lara Croft diye baktığın zaman
Okey, isim işliyorsun ama Croft soyadının genelde upper class yani noble veya benzer şeylerde olduğunu bilirsen eğer Lara Croft'un o zaman arka planda çok ciddi zengin bir ailesi var şeyini alıyorsun, hissini alıyorsun mesela. Bunu veriyor ki hakikaten de öyle zaten normalde. O yüzden isimler bize ipucu verebilirler. Bunu her zaman açık açık vermeyebilirler. Bazen hiç ipucu vermeyebilirler. Bazen nickname'ler çok şey söyler bize. O yüzden hani realistik isim kullanmakta bir sıkıntı yok. Hiçbir şey açık etmeyen. Ama onun yanında bir tane güzel nickname buluyorsanız eğer daha çok şeyi açık edebilen güzel oluyor. Ama istiyorsanız da hakikaten böyle karakterin şeyini veren hani nasıl bir karakter olduğunu anlatan güzel bir isim de seçebilirsiniz. Bunda da bir sıkıntı yok. O da çok güzel böyle hikayeye bağlıyor sonuçta oyuncuyu. Aa diyor bu karakterin ismi bu. Şöyle bir şey bekliyorum. Hakikaten de onu yapınca ay evet diyor. Zaten ben de bunu bekliyordum. Böyle olması gerekiyordu falan. O yüzden isimler dediğim gibi karakter hakkında hiçbir şey açık etmeyebilirler. Nicknamelerle bunu yapabiliriz. Belki nickname de kullanmayabiliriz. Ama karakter hakkında bir şeyler söyleyen isimler genelde hani şeyi de sağlıyor. Oyuncunun ona daha çok bağlanmasını da sağlıyor. Mesela Lara Croft'un Croft soyadının zenginlik ve asillik içerdiğini öğrendiğin zaman aa diyorsun bu demek ki asil bir background'dan geliyor. İlginç, güzel bir hikaye şeyi var demek ki orada. Hook var orada, bir şeyler var demek ki. Ne olacak acaba? Nasıl öğreneceğiz bunu falan diye şey çıkıyor ortaya. Sorular çıkıyor oyuncunun kafasında ortaya. Gibi. Color palette tarafı ise renkler. Tamam. Kıyafet seçtik, işte silahları seçtik, mücevher ama bunlar nasıl gözükecekler? Ne renkler olacak? Bu adam nasıl giyiniyor? Tamam, bu adam sürekli suit giyiyor mesela. Ne renk? Pembe mi? Krem rengi mi? Siyah mı? Lacivert mi? Suit giyiyor, sürekli takım elbise giyiyor ama takım elbisesine de farklı renkleri, farklı mesajlar veriyor mesela. Nasıl bir takım elbiseyle geziyor? Hangisi yakışıyor? Bembeyaz mı geziyor? Simsiyah mı geziyor? Nasıl bir şey var? Farklı renkleri nasıl kullanıyor? Belki o siyah takım elbisede kırmızı bir tane şey mi var şuradan çıkan? Mendilim var mesela şuradaki cepten çıkan. Nasıl bir renk uyumu var bu adamın veya bu kadının, bu karakterin? Onlar şeyleri diğer karakterlerden ayırıyor. Şeyi düşün, koca bir ofis, herkes simsiyah takım elbiseyle geziyor. Fakat bizim karakterimizin sadece içerisinde kırmızı bir kravat var. Herkes siyah kravat takarken bizim kırmızı kravat takıyor mesela. Bitti. Distinctive, ayırdı hepsinden. Bütün şey, karakterler, silme hepsi aynı. Bizim karakterimiz tek bir renkle, kırmızı bir kravat taktığı için hepsinden ayrıldı otomatik olarak. O da siyah giyiyor, okey. Ama kravatı kırmızı. Bu renk paleti sadece şey değil, hani böyle cafcaflı farklı renkler kullanmak değil. Diğer karakterlerden nasıl ayırabiliriz biz bunu? Hani kıyafetleri çok değişmeyebilir karakterin olabilir. Ama kıyafetin tasarımı ilk başta farklı yapılmalı ki diğer karakterlerden, NPC'lerden özellikle ayrılabilsin. Farklı bir karakter olduğu anlaşılabilsin. O yüzden hani işte atıyorum 10.000 kişilik bir orduda bir tane askeri canlandırıyoruz. O asker o geri kalan 9.999 kişiden farklı bir görsel özelliğe sahip olmalı. Ayırabilmemiz. Eğer biz bunu uzaktan 3D görüyorsak, arka plandan şuradan buradan bir şekilde görebiliyorsak veya karakter ekranını açıp görebiliyorsak bizim askerimizin geri kalan bütün askerlerden farklı bir görsel özelliği olması gerekiyor. Ki biz bunu evet bu ana karakter diye kafamızı da canlandırabilelim. Kafamıza bunu inandırıp şeyimize, beynimize bunu sokabilelim. Çünkü hepsi aynı olsaydı ya işte tüm grantlardan biri de buymuş. Biz de bir tane grant kontrol ediyoruz. Bir hero değil bu falan diye arka planda bir şey verecek bize. Söylediğim. Ses verecek bize. Kabul etmeyecek bunun hero olduğunu belki de beynimiz olsa da. O yüzden de oyundan aldığımız zevk azalacak. Ne yaparsa yapsın. O yüzden görsellik kısmı farklı bir şekilde tasvir edebilmek o karakteri diğer karakterlerden çok önemli. Bir taraftan da karakterin özelliklerini anlatmalı. Mesela Batman'i düşünün. Simsiyah. İşte gri renkler. Arada bir sarı belt var böyle birazcık bir şey katmak için, farklılık katmak için ama brooding, şey negatif, şey bir karakter hissi veriyor. Ki öyle zaten simsiyah giyiniyor. Hani stealth yapıyor, sürekli şey yapıyor hani nereden çıkacağı belli olmuyor falan. Tamamen şey var hani böyle bulunduğu şehirle, Gotham'la özdeşleşmiş bir havası var. Gotham çok pis bir yer, çok kötü bir yer, inanılmaz bir suç oranının olduğu bir yer. Ve buna karşılık şeyde Batman'de çok karanlık, çok şey giyiniyor. Çünkü o şekilde. Mesela evet Fisk beyaz takım giyiyor çok güzel. Ama twist'i var. Evet aynen öyle. Fisk sadece kendini iyiymiş gibi göstermek için beyaz takım giyiyor aslında. Kendini öyle hissediyor belki de Fisk. Ben iyi adamım diye düşünüyor belki de deep down. Ama hiç alakası yok mesela. Biliyorsun Fisk'in iyi adamlıkla. Mesela yine buradaki örnek Superman. Superman ne giyiniyor? Kırmızılar, işte maviler, beyazlar, şeyler. Hani açık renkler giyiniyor. Genelde. Özellikle kırmızı ve mavi ağırlıklı.
Niye? Çünkü ben işte şeyim, freedom'um, ben American way'im, ben şeyim, bunu veriyor. Hani ben mutluluğum, ben işte hero'yum, gerçekte hero'yum. Batman mesela öyle bir kaygısı yok. Ben hero'yum diye bir şey yok Batman'in. Kesinlikle yok zaten, öyle bir niyeti, isteği de yok zaten. Ama Superman onu sembolize etmek zorunda. Ben hero'yum, ben heroizmi sembolize ediyorum diyor. Adamın şeyi genelde yok. Çizgi romanlarda şey yaparlar. Kahramanları kırmızı, mavi ve beyazla gösterirler. Düşmanları da yeşil, turuncu ve morla gösterirler. Mesela Hulk ilk çıktığında hani yeşil renk ve mor pantolon giyiyor. Çünkü ilk kötü olarak çıkmış. Ondan dolayı hani o şekilde yansıtmışlar. Sonra kahraman da olsa yine de hani onu korumak zorunda kalmışlar. Aynen, ama mantıklı olmuş. Bence güzel bir twist böyle düşünürsen. Ben mesela Hulk'ün hikayesini çok seviyorum ve hani ne güzel lan, yeşil de işte. Şeyi, She-Hulk o kadar beğenemedim ama Hulk'ın orijini daha güzel geliyor bana. Neyse. Superman mesela direkt böyle hakikaten ana karakterler için, avatar olarak düşünsek, süper hero şey olarak düşünsek, birebir sembolize ediyor zaten her şeyi. Canlı renkleri var, işte konuşma tarzı şey. Hani yüzüne bakarak konuşuyor, eye contact bozmuyor, kesinlikle korkmuyor hiçbir şeyden falan. Hani şey yok, hiçbir flow'u yok neredeyse. Batman'e bakın. Konuşmaz kolay kolay, socialize yapmaz zaten. Şeyken de, Bruce Wayne'ken de bunu kolay kolay yapmaz. Ama Bruce Wayne'ken bunu Batman kimliğini korumak için de yapmıyor bir taraftan. Ama zaten istemiyordu adam. Hani öyle bir şey de yok, isteği de yok aslında düşünürseniz. Batman'ken zaten hiç şey yok yani. Hani arada bir Joker'le falan konuşma oluyor tabii ki, düzgün bir şey olsun diye, ama giriyor, dövüyor, çıkıyor adam yani. Rekliğini yapıyor, buluyor bulması gereken şeyi. O kadar yani. İşte insanları kurtarsa bile onlarla fazla vakit harcamıyor. Kaç buradan git falan deyip gönderiyor, şey yapmıyor. Yani teselli etmiyor, şey yapmıyor. Öyle bir karakter değil çünkü Batman bu ya. Niye öyle bir şey yapsın ki? Superman değil kendisi yani. O yüzden hani karakterin renk paleti de şeyine uyumalı genelde. Karakter özelliklerine uyumalı genelde. Ha, bu böyle olmak zorunda değil. Ama genel geçer böyle oluyor. Ama bunu twistini eğer güzel bir şekilde oturtursanız çok süper bir karakteriniz de olabilir. Hani çok karanlık giyinen şey yapan ama inanılmaz cheerful bir tip. Bunu güzel oturtursanız hikaye niye olmasın ki? Why not yani? Gayet güzel olabilir. Sonuçta şeyi düşünürseniz de açık renkler giyip de Brooding'in kralı olan bir sürü karakter de var yani. Olabilir, hiçbir şekilde insanlarla iletişime girmek istemeyen, insan uzak duran ama açık renkler, şeyler, canlı renkler giyen bir sürü karakter de var aynı şekilde. O yüzden hani color palette önemli ama twist'i doğru şekilde koymak da önemli. Peki diğer bir şeyimiz sidekick'ler. Karakterlerden bahsederken sidekick'lerimizden de bahsetmemiz gerekiyor aslında. Bunlar bize hikayede yeni şeyler açabiliyorlar. Hani hikayeyi ilerletmekte kullanabiliyoruz bunları. Konuşmalarla veya görevlilerin arasında bir şeyler örnekten vesaire. Ya da bize ekstra, normalde tek başımıza yapamayacağımız aksiyonlar yapmamıza yardım edebiliyorlar. Ekstra güçler sağlayabiliyorlar. Ya da işte ikili belki şeyler, kompozisyonlar ve stratejiler yapmamıza yardımcı olabiliyorlar. Sen şuraya git, ben şuraya gideceğim falan gibi emirlerle, şeylerle. Hani bu genelde bizi komplimente eden, bizim yapamadığımız, eksik kaldığımız tarafları bizim yapmamıza yardımcı olabiliyor. Çünkü her şeyi hero yaparsa o zaman omnipotent oluyor. Ne gerek var o zaman? O kadar da abartmayalım deyip bir kısım güçleri sidekick'e verebiliyorsunuz. Mantıklı. Bu durumda da sidekick zaten iyi tasarlanması gereken bir karakter oluyor. Ve genelde dediğim gibi ana karakteri kompliment eden bir şey olduğu için ana karakterine farklı bir tavır oluyor. Mesela ana karakter inanılmaz soğuk, brooding bir tipse sidekick çok cheerful bir tip olmak zorunda ki diğer insanlarla aksiyona girdiğim, interaksiyona girdiğim zaman diğer NPC'lerle o sidekick birazcık daha şey yapsın, endearing bir tavır takıp da o insanları bizim yanımıza çekebilsin gibi. Şeyde de bu mantık var. Mesela bir sürü şey oynuyorum. Takım oyunu oynuyoruz mesela. Fallout'ta kendimize bir ekip kuruyoruz. Yanımızda şeyler gezdiriyoruz. Ve izlediğimiz insanlar bizim yapamadığımız şeyleri yapsın istiyoruz mesela. Mesela ben full melee bir karakter oynuyorsam Fallout'ta, o zaman benim yanımdaki ranged weapon kullansın istiyorum mesela. Veya ben ranged weapon kullanıyorsam o melee kullansın ki hani farklı yerlerden şey yapabilirim, farklı şekilde savaşabilirim gibi şeyler istiyorum. Burada da işte sidekicklerin yine güzel tasarlanması gerekiyor ki oyuncuya şeyi versin hani orada bulunmasının, işe yaramasının, işe yaradığını ve hani gerçekten o karakterin var olduğunun hissini verebilmesi lazım. Yani önceden bahsettiğimiz color palette'ler, şeyler, hepsi bunlara geçerli tabii ki. Peki, bizim yapmamız gereken şeylerden bir tanesi, ki bu zorunlu değil bu arada çünkü olayda story olmayabilir ama story varsa hani o zaman story driven design bizim cidden işimize yarayacak bir şey oluyor. Story driven design'da biz genelde şey yapıyoruz. Hani karakteri yaratarak başlayıp karakterin arka planını yani şeylerini özelliklerini, kişisel özelliklerini işte
çok canlı bir tip mi, çok agresif bir tip mi, çok brooding mi, çok şu mu, çok bu mu, işte kendine güveni var mı, şeyi var mı, işte arka plan hikayesinde şu durdu. Bunlarla başlıyorsak karakteri çizmeden önce, o zaman bir story driven karakter dizayn yapıyoruz. Genelde böyle başlamak çizimi daha da kolaylaştırır. Yani böyle içine kapanık, brooding şey bir karakteri sürekli sırıtan şey böyle canlı renkler giyen bir topu açık mı çizmenin çok da bir anlamı yok aslında. Ha bunun özel bir nedeni vardır. Joker gibi bir tiptir aslında falan. Olur okey. Ama hani bunu arka planını iyi oturtarak çizmek istiyorsak eğer, hani bizim karakterimizin arka planıyla görünüşü bir uyusun istiyorsak genelde arka plandan başlamak lazım. Çünkü hikayeyi arka plan belirliyor. Çizim veya surat tarafı değil. O arka planı çizerek çizilmek lazım. Onu verip ona çizilmek lazım. Aslında. Bu hani ciddi anlamda detaylandırılmış bir karakter. Şeyin hani artistin çizmesine de çok yardımcı olur. Hem konsept artistin hem 3D modelin veya 3D ise veya 2D modelin. Çünkü güzel tasarlanmış bir karakterin bütün traitleri zaten onun visual'larına, görsellerine yansıyacaktır zaten. Peki ne yapmamız lazım? Bazı sorular var bunu sormamız gereken. Bunların hepsinin cevabı olmak zorunda değil tabii ki. Bunlar öneri şeyleri soruları. Bundan daha fazla sorular da olabilir ama bu sorular karakterle alakalı, karakterin hayatıyla alakalı ve şu an bulunduğu durumla alakalı, özellikle alakalı çok güzel şeyler veriyor. Hani yönlendirmeler veriyor. Bu sayede şu soruların cevaplarını bularaktan o karakteri zaten biz flesh out yapmış oluyoruz. Ve ondan sonra o karakteri bakın şöyle bir karakter diye artistlerine koyduğumuz zaman oturup onu çok kolay çizebiliyor. Hayal edebiliyor nasıl bir şey olacağını. Mesela bakın describe his finances, describe his job. Nerede çalışıyor ve finansal durumu nasıl? Çok zengin. O zaman giyimi ona göre klas olacak. Çok fakir. O zaman yırtık pırtık giysiler giyiyor olacak. Bunlar önemli bakın. Bunlara göre şey yapacak. Çok fakir ama dumpster'dan kendi şey bulmuş. Söyle adına. Eski bir takım elbise bulmuş. Temizletmiş bir şekilde onu giyiyor ama temizletmiş olmasına rağmen ufak tefek şeyleri var. Defoları var mesela. Ona göre bir çizim olacak. Onu düşünerek yapacak mesela. Bunların hepsi mesela Dacia Phobias. Örümceklerden korkuyor. Uf, örümcekli bir alana girdiği zaman uzan çığlık atıp kaçacak belki de. Ona göre bir animasyon şeyi. Örümcek var mı oyunda? Var. O zaman ona göre bir animasyon şeyi. Korkacağı bir durumu yansıtmamız lazım. Korkuları var mı? Garip tikleri var mı? Mesela sürekli olarak parmağını şeye vuruyor, masaya vuruyor otururken. Bu animasyon o zaman şu hareketin animasyonu sürekli yapılacak o zaman demek ki mesela. Bu şeylerin hepsinin verilmesi lazım ki karakterle alakalı çizimlerde neler gerekiyor onu görebilsin şeyler, artistler. Burada bayağı bir soru var zaten. Oturup bunlara bir göz atarsınız. Karakter creation yapacağınız zaman ki bir karakter yaratacaksınız proje için zaten. O yüzden ana karakterinizden yaratacaksınız. O yüzden bu soruların cevaplarını hepsi olmasa da bir kısmını ve sizin kendi koyacağınız soruların cevaplarını koymanız lazım oraya. Son şey olaraktan karakterlerle alakalı da karakterlerin boyutları var. Dimensionality dediğimiz taraf var. Şimdi bu boyut şeyden bahsediyor aslında. Karakterlerin verdiği tepkiye nasıl değişebildiğinden bahsediyor aslında. Burada birkaç tane farklı boyut mantığı var zaten. Biri zero dimension, sıfır boyutlar. Yani karakterler kesinlikle hani discrete tepkiler veriyor. Tepki sayıları çok az. Bir yerden bir yere geçiş aniden oluyor. Mesela burada verdiği örnek çok güzel. Şeyin orkları, Saruman'ın orkları mesela. Veya şeyin ki fark etmez. Saruman'ın ki fark etmez ama orklar sonuçta. Şimdi burada ne var? Şeyin içerisinde hikayenin içerisinde orkların hiçbir şeyi yok. Efekti yok aslında. Sadece canon fodder onlar. Canon fodder olarak da ölüyorlar. Grantlar. Okay. Ama tepkileri var. Nasıl var? Anger ve hate var mesela. Niye? Şeylere saldırıyorlar. Hero'lara saldırıyorlar veya işte şeyde orduya saldırıyorlar. Nefret ediyorlar. Parçaları biteceğiz mantığına gidiyorlar. Okay. Anger and hate diye bir emotionları var orada. Ama diğer tarafta da fear var. Sayıları azaldı mı kaçmaya başlıyorlar. Bunlar bizi kesecek kaçın lan diye. Bu kadar ama. Emotion range bunların bu. Anger and hate, saldırın. Fear, kaçın. Bu kadar. Başka hiçbir emotion göstermiyorlar bütün hikaye boyunca. Zero dimension. Discrete iki tane emotion var. Bu iki emotion arasında geçiş de yok. Hani anlık bir geçiş. Bir an bakıyorsunuz X bir sahnede saldırıyor. X artı 5. sahnedeki sahneye geldiği zaman kaçmaya başlıyor. Çünkü etrafına bakıyor. Ölmüş herkes. Bir tek o kalmış. Hemen kaçıyor mesela. Hani şey değil. Morali bozulmuyor yavaş yavaş. Bir anda yok oluyor moral. Hani yavaş yavaş morali bozulsa, zorluk yaşıyorsa, şu olsa bu olsa one dimension olurdu. Yani bir yerden bir yere geçişi gösterebiliyor olsaydı yavaş yavaş one dimension olurdu. Burada mesela Gimli var. Gimli örneği var. Dwarf'umuz.
Legolas'a ve elflere karşı olan tutumu. One Dimension. Tunoca sevmiyor. Antipatik yaklaşıyor. Ondan sonra Legolas'la dost olup sempatiye ve şeye doğru, sevgiye doğru gidebiliyor mesela. Bu ne yapıyor? Aslında Gimli'nin hani o eksende, o eksendeki hareketini gösteriyor. Bu bir anda olmuyor bu arada. Yavaş yavaş oluyor. Legolas'la laf ata ata, Legolas'la laf ata ata ve ondan laf yiye yiye. Hani karşılıklı didişerek aslında. Kardeşlerin yaptığı gibi normalde. Didişe didişe antipatiden sempatiye doğru kayıyor yavaş yavaş Gimli mesela. One Dimension'ı gayet düz bir şekilde kayıyor. Diğer bir tarafta Two Dimension'ı. Şimdi Two Dimension olduğu zaman birden fazla şeyimiz var artık. Hani değişkenimiz var ve bunlar aynı anda farklı şeyler gösterebiliyorlar. Durumlar gösterebiliyorlar. Mesela burada yine Denethor'dan bahsediyor. Faramir'le Boromir'in babasından bahsediyor. Şeyin koruyucusu. Yeni adını unuttum. Neyse hatırlarsınız o son filmdeki savaşın geçtiği mekanın koruyucusu işte. Orada ne oluyor? Bu adam aslında çok inanılmaz şey bir adam. Aslında proud böyle şey olan, ben buranın koruyucusuyum, bu şeyi ben koruyayım. Hakikaten bunu yapmak isteyen, bu hedefle yaklaşan bir adam. Fakat bir taraftan da çok şeye kaymış böyle, kafayı yemiş, şeye gitmiş. Hani şeyi yok, moral compass'ı pek kalmamış. Hani duty hepsinin önüne geçmiş. O yüzden bu adamın honest olduğu durumlarda, dishonest olduğu durumlarda olabiliyor. Ve bu adamın polite olduğu durumlarda, offensive olduğu durumlarda olabiliyor. Bunlar arasında geçiş yapabiliyor. Hızlı bir şekilde yapabiliyor belki ama yapabiliyor. Şey gözüküyor yani, geçişi şey gözüküyor. Polite başlayıp konuşmaya, ondan sonra bir noktada yavaş yavaş sinir oldukça kızdıkça offensive doğru kayıp patlayabiliyor mesela bir noktadan sonra. Honest ve dishonest'ta da öyle. Yalan söyleyebiliyor. Şey davranabiliyor, şey de davranabiliyor ama sonuçta moral compass yok. Onun bildiği doğru. Öyle kabul ediyor. Hani şeyi yok, hani benim duty'm her şeyden önemli, kusura bakmayın. Sizin hayatınızdan da önemli, başkalarının şeylerinden de önemli. Benim duty'm ilk gelir diye biliyor bu adam. Ve diğer tarafta da üç boyutlu karakterler. Bu artık olayın daha da şeye gelmiş hali. Hakikaten değişim gösterebilen karakterler bunlar oluyor. Yani karakter growth'u aslında biz burada görüyoruz. Buradaki en güzel örnek de yine Yüzük Efendisi'nden Frodo ve Gollum. Özellikle Gollum zaten. Hani inanılmaz bir conflicting şey var, desire şey var. Love ve hate aynı anda yaşayabiliyor. Aynı anda hem love hem hate yaşayabiliyor Gollum, düşünsene. Şeye göre değişiyor. Hani bazı karakterlerde zaten olabiliyor bu. Normal insanlarda da olabiliyor bu. Bu mesela hate'i yüksek, love'ı düşükse antipati demek oluyor zaten. Love yüksek, hate düşükse sempati oluyor. Her ikisi düşükse neutral oluyor. O karaktere karşı bir şey yok. Her ikisi çok yüksekse psikopatlık oluyor zaten. Hem çok nefret ediyor hem de çok seviyorsanız bir insanı psikopatsınız demek oluyor zaten. O yüzden hani bu şeyde çok hızlı geçişler olabiliyor ve çok ciddi değişimler oluyor ve bir taraftan diğer tarafa dik olarak geçebiliyor. Yani hani Gollum özellikle zaten orada şey tarafından dolayı Smeagol ve Gollum olarak iki tane farklı karakter aslında olduğu için biri çok antipatik, biri çok sempatik davranabiliyor ve bunu aynı scene'de, aynı karakterde görebiliyoruz. Multiple personality var çünkü. Bu çok güzel içeriye konmuş, yedirilmiş o hikaye, o karakter içerisinde. O yüzden hani bazı anlarda istediği şeyi, bir sahnede istediği şeyi başka bir şey sahnede istemeyebilir bir karakter. Bu da onun üç boyutlu olduğunu, değiştiğini, karakter growth yaşamakta olduğunu veya yaşadığını, negatif veya pozitif yönde bir şekilde değişim geçirdiğini gösteriyor. Bu da işte üç boyutlu karakter demek oluyor. Genelde bizim ana karakterimizi buna şey üç boyutluya göre yapmamız lazım ki karakter growth'una izin verebilelim, değişime izin verelim. İnanılmaz sense of duty olan bir karakterin sense of duty'sini belli olaylardan dolayı kaybetmesi, bir konflikt yaşaması, moral dilemma yaşaması, ya ben bunu yapmalıyım ama yaparsam şu da olacak, bak bu da çok kötü bir şey falan diyebiliyor olması, onu üç boyutlu bir karakter içebiliyor aslında.